Arkadaşlar hoş geldiniz. Dokuzun sınıfın ilk dönemini bitirdik. Şimdi bununla alakalı tekrar yapacağız. Bu tekrarları yaparken eksik yediğinizi fark etmenizi sağlamamız lazım. Bir de Dinamo Matematik'ten eksik sayfaların varsa bunları da tamamlarsan süper olur. O zaman hadi bakalım başlıyoruz. Müzik Birinci dönemde neleri gördük? Öncelikle birinci ünitede mantık konusunu işledik. İkinci ünitede kümelere baktık. Üçüncü ünitede ise çok uzun bir üniteydi malum. Denklemler ve eşitsizlikler başlığını inceledik arkadaşlar. Mantığı şöyle baştan aşağı bir tekrar edelim isterseniz. Haydi bakalım başlıyoruz. Kesin olarak doğru ya da yanlış hüküm içeren ifadeleri önerme diyorduk. Soru ifadeleri, nida yani sesleniş ifadeleri... Bunlar bizim için ne olmuyordu arkadaşlar önerme olmuyordu önerme olabilmesi için kesin hüküm bildirmesi lazım örneğin bu top kırmızıdır bak o top mavi de olabilir ama kesin hüküm bildirdiğinden dolayı bu bir önermeydi ama yarın hava yağışta olabilirmiş yani kesin bir hüküm bildirmiyor. Dolayısıyla buna önerme demiyoruz. Ya da yarın bizimle gelecek misin? Önerme değil. Niye? Soru cümlesi çünkü burası. Devam ediyorum. Burasına tikledim. Burası tamamdır. Bir önermenin doğru ya da yanlış oluşuna o önermenin doğruluk değeri deniliyor. Hatırlarsanız doğru önermelere bir sayısına veriyorduk. Yanlış önermelere ise sıfır sayısına veriyorduk. İşte buna doğruluk değeri diyorduk. P1 ya da P0 olabiliyordu. Fakat bununla beraber bir şeye daha dikkat etmemiz gerekiyordu. En tane farklı önermenin iki üzeri en tane farklı doğruluk durumu vardı. Diyelim ki bize PQRST diye beş tane önerme verseler. Kaç farklı doğruluk durumu var deseler iki üzeri beşten 32 tane farklı doğruluk durumu vardır yorumunu yapıyorduk. Bir önermenin hükmünün olumsuzu alınarak yapılan yeni önermeye o önermenin olumsuzu denir diyoruz. Bak güzel kardeşim fiil kökünü olumludan olumsuza çevirdiğinde cümlesel olarak verilen ifadenin olumsuzunu buluyoruz. Mesela Türkiye'nin başkenti Ankara'dır. Bu bir önerme. Bunun olumsuzunu aldığımızda Türkiye'nin başkenti Ankara değildir kısmı ise bunun olumsuz haline geliyor. Fiil kökünü olumludan olumsuza olumsuzdan olumluya çevirdiğinde ne yapmış oluyoruz? Önermenin değilini ya da başka bir deyişle olumsuzunu elde etmiş oluyoruz. Tabi burada hatırlaman gereken bazı durumlar var. Mesela P1 ise P'nin değili sıfıra eşit oluyor. P0 ise P sıfırsa P'nin değili ise bire eşit oluyor. P'nin değilinin değili ise P'ye eşit oluyordu. Hatırlaman gereken durumlardan bazıları bunlardı. Bununla beraber değili kısmında eşitliğin, küçük eşitliğin küçüğün ne yaptığını şöyle bir hatırlayalım. Eşittir ifadesinin değilini alırsak eşit değildir. E. Eşit değildirin ifadesini alırsak eşittir. E. Küçüktür ifadesinin değilini alırsak büyük eşittir. E. Büyük eşittir ifadesini alırsak küçüktür. E. Küçüktür'ünki ise büyük eşittire dönüyor. Bak sadece yönünü değiştirmiyoruz. Eğer eşitlik varsa eşitliği kaldırıyoruz. Ama eşitlik yoksa da değilini aldığında eşitlik ekliyoruz. Peki geldim buraya denk önerme neydi? Doğruluk değerleri aynı olan önermelere denk önerme deniyordu. Neydi bu? Mesela diyelim ki bir önerme düşünelim. O önermenin doğruluk değeri bir olsun. Başka bir önerme düşünelim. O önermenin de doğruluk değeri birse eğer bu önermeler denk önermeydi. Tabi bunu sıfır üzerinden de organize edebiliriz. Önermenin doğruluk değeri sıfırsa bu önermenin doğruluk değeri de sıfırsa bu durumda bunlar da denk önerme oluyor. Doğruluk değerleri birbirlerine eşitse denk önerme diyoruz. İçerisinde değişken olan ve değişkenin değerlerine göre doğru ya da yanlış olabilen önermelere ise açık önerme deniliyor. Bu açık önerme ile alakalı doğru yapan değerler kümesine ise doğruluk kümesi deniyordu. Dolayısıyla bu kısımla alakalı mevzu açık önermeler başlığı içerisinde detay detay incelemiştik hatırlarsan. Niceleyiciler kısmını da şöyle bir hatırlayıp sonrasında tablo yorumlarına bir geçelim. Ters A ifademiz hatırlarsanız her anlamına ters e ifademiz ise bazı anlamına geliyordu. Tabi bunların da değillerini şöyle bir hatırlatmak lazım. Her ifadesinin değilini alırsam bazıya dönüyordu bazı ifadesinin değilini alırsak da her ifadesine dönüyordu. Bunlar hatırlaman gereken önemli meselelerdi. Şimdi geldim tablolara. Tablolardan ilki V bağlacıyla alakalı tablomuz. Burayla alakalı konuşmamız gereken bazı meseleler var. Hatırlaman gereken. Hatırlarsan V ifadesinde işin içerisine sıfır giriyorsa arkadaşlar kesinlikle sonuç sıfırdı. Bakın ile sıfır işleme girmiş sonuç sıfır. Sıfırla bir işleme girmiş sonuç sıfır. Sıfırla sıfır işleme girmiş sonuç sıfır. Ne zaman bir çıkıyor. Her ikisi de bir çıktığında sonuç bir çıkıyor. O zaman unutmaman gereken şey neydi? İşin içerisine sıfır girerse bu durumda V ifadesinin sonucu sıfır oluyordu. Bir de başka bir şey daha söylemiştik V tablosunda. Çarpma ifadesi ne benziyordu. Birle biri çarptık bir, birle sıfır çarptık sıfır, sıfırla biri çarptık sıfır, sıfırla sıfır çarptık sıfır. Dolayısıyla V ifadesine çarpma meselesinde unutmamış olmalıyız. Veya bağlacına geldiğimde ise işin içerisine bu sefer bir girdiğinde sonuç bir oluyor. Bakın bir ile bir sonucu bir çıkartmış. Bir ile sıfır sonucu bir çıkartmış. Sıfırla bir bir çıkartmış. Fakat işin içerisine bir girmediğinde gördüğünüz gibi sonuç sıfır çıkmış. O halde burada da Toplamaya benziyor demiştik toplama gibi demiştik çünkü burada kafanı karıştırmak istemediğimiz başka bir mevzu var toplama dersek şöyle bir durum var 1 ile 1 topladığında 2 gelecek düşüncesi hayır toplama gibi dememizdeki şuradaki 1 ile 1'den dolayı 1 gelmesinden kaynaklanıyor yoksa diğerlerinde 1 ile 0 topladığın 1 0 ile 1 topladığın 1 0 ile 0 topladığın 0 sonuçlarını veriyor sadece gaza gelip 1 ile 1 de hani tutup 2 yazmazsın diye düşünüyor çünkü mantık ifadesi içerisinde ya 0 var ya da 1 var. Ya da bağlacına geldiğimde ya da bağlacıyla alakalı da cümlemiz şuydu. Aynıysa sonuç sıfırdır. Bakın 1 bir ile 1'in sonucu gördüğünüz gibi sıfır çıkmış. Aynı P ile Q, ikisi de 1. Dolayısıyla sonuç sıfır. Burada da görüyorsun sıfır ile sıfır. Aynılar sonuç sıfır. Diğerlerinde ise sonuçlarımız bir gelmiş. Aynıysa sıfır, farklıysa bir yorumunu yapıyoruz. Bununla beraber De Morgan diye çok önemli meselelerden bir tanesinden bahsetmiştik. P veya Q'nun değilini alırken bu değil içerideki hem P'ye hem sembole hem de Q'ye etki ediyordu. Bu durumda P'yi P'nin değiline, dikkat et, veya bağlacını V'ye, Q'yu da Q'nun değiline döndürüyordu. Aynı durum V bağlacı ile gerçekleştirilirse bu değil yine P'ye, sembole ve Q'ye etki etmek zorunda. Bu durumda P'nin değili, dikkat edin, V bağlacı neye döndü? ...değilini alırken veya'ya döndü. Ve burada da Q'nun değiliyle karşılaştık. Dağılma özelliği de bizim için son derece önemliydi. Çünkü biraz zor diyebileceğimiz sorularda kullandığımız meselelerden bir tanesi. Eğer semboller birbirlerinden farklıysa demiştik konu anlatımı içerisinde... ...ya dağıtırsın ya da dağılmışı toplarsın dedik. Buradaki ifadenin ilkinde gördüğünüz üzere dağıtıyoruz. Hem de dağıtırken neyle dağıtıyoruz? Sembolle beraber dağıtıyoruz. P ve Q geldi... P ve R geldi. Aradaki sembolü de buraya taşıyarak burada dağılma özelliğini kullandık. Ama hatırlatmam gereken başka mesele de şuydu. Dağılmışı da toplamamız lazım. Mesela dağılmışı toplarken ortak olan ifadeye bakıyoruz. Hem buradaki önermeye bakıyoruz hem de sembole bakıyoruz. PV'ler gördüğün gibi ortak. PV parantezine aldığımda şuradan ilk parantezden Q, aradaki sembolden veya ve ikinci parantezden de R gelecek diyerek dağılmış da toplayabilmek yeteneklerine sahip olmamız gerekiyor. Önemli meselelerden bir tanesi de budur diyoruz. İse bağlacının tablosuna şöyle bir bakarsak. İse bağlacında 100 numara kuralımız vardı. Bakın 1, 0, 0 yan yana koyduğumuzda 100 numara oluyor. P1 iken Q0 iken yani birincisi 1, bir, İkincisi sıfırken sonuç sıfır alıyor. Geri kalan tüm iselerde görüldüğü gibi sonuçlar bir. Sadece sıfırın gelebilmesi için birincinin bir ikincinin ne olması lazım? Sıfır olması lazım. İseyle alakalı bilmen gereken başka meseleler. Şimdi biz p ise q ile karşılaştık, oradan baktık, buradan baktık, çıkaramadık sonucu. de bulamıyoruz. O zaman ne yapacaksın güzel kardeşim? İseyle bu yola devam edemiyorsan hemen bunu veya bağlacına döndüreceksin. Nasıl yapacaksın bunu? Birincinin değilini alacaksın ortaya veya koyacaksın. Hocam veya'yı hep mi koyacağız? Hep veya koyacağız. İse veya'ya döndürülebiliyor. Ve ikincinin kendisini yazacağız. O zaman ise bağlacını döndürürken birincinin değili veya ikincinin kendisi diye döndüreceğiz. Ancak ve ancak ifadesinin önce tablosuna bakalım sonra buraya dönelim arkadaşlar. Ancak ve ancak ise ya da'nın tersi gibi çalışıyor. Ya da da ne demiştik? Aynısı ise sonuç sıfırdı. Burada ise aynı ise sonuç 1. Bir. Bakın 1 bir, 1'de bir sonuç 1 çıkmış. 0 0'da da sonuç 1 çıkmış. Farklı olduğunda ise 0 çıkıyor. Ya da'nın tam tersi. Ancak ve ancak da aynıysa 1, farklıysa 0. Ya da ise aynıysa 0, farklıysa 1 demiştik. Şimdi gelelim demin yarım bıraktığımız meseleye. P ancak ve ancak Q. Bakın bu çift ok. Ne demek bu? P'den Q'ya gidiş var, Q'dan da P'ye dönüş var. Bakın P'den Q'ya Q'dan P'ye. Bunu ayrı yazarsam bak önce P'den Q'ye ise ile göndermişim. Sonra V koymuşum. V önemli. Seçenekli sorularda bazen adam bizi kandırmak için diyor ki P ancak ve ancak Q aşağıdakilerden hangisine eşittir diyor. V bağlacının yerine veya ye koyup seni kandırmaya çalışacak. Aman yeme kardeşim. V ifadesi ise burada Q ve Q ise P ile devam ediyoruz. Yani P'den Q'ye bir gidiş var. Bir de Q'dan P'ye dönüş söz konusu. P ise Q önermesinin de ise 3 tane bilmen gereken başka bir mesele vardı. Karşıtı, tersi, karşıt tersiydi. Karşıtı ne yapıyorduk? Karşıya geçiyoruz. Bakın P ise Q'da yerleri değiştiriyorum. Bu sefer ne oluyor? Q ise P. Karşıtta karşıya geçirme var. Terste ise P ise Q'da her iki ifadenin nesini alıyoruz? Değillerini alıyoruz. Ve P'nin değili ise Q'nun değili haline geliyor karşı ters unutmaman için en önemli mesele. Çünkü ikisini de yapıyorsun. Hem karşıya geçiriyorsun hem de terslerini alıyorsun. Q karşıya geçti. Q'nun tersi oldu. Bakın Q'nun değilini yazdım. P karşıya geçti. P'nin değili oldu. Ve Q'nun değili ise P'nin değili bizim için karşı ters ifadesinin karşılığı oldu. Sorumuzda P, Q ve R önermeleri için P veya Q'nun değili ise R önermesinin yanlış olduğu biliniyormuş. Yanlışsa gideceğiz ne yazacağız arkadaşlar? Sıfır yazacağız. Peki soruyorum şimdi. İse ne zaman sıfır olur? Az önce hatırlattık. Yüz numarayken sıfır olur. Yani burası bir. Burasının sıfır olması gerekiyor ki yüz olsun arkadaşlar. O zaman R'nin sıfır olduğuna ulaştık. P veya Q'nun değilinin de bir olduğuna ulaştık. Peki P veya Q'nun değeri de bir ise bu durumda P veya Q nedir diye düşünmek lazım. Orada da karşılığı ne olacak? Sıfır olacak. Peki P veya Q'nun sıfır olma durumu tek bir durumda gerçekleşmez mi? Veya biliyorsunuz toplamaydı. Ancak sıfırla sıfırı topladığında sıfır gelecek. O zaman bulduklarımı şöyle bir not alayım. P'yi sıfır buldum. Q'yu da sıfır buldum. R'yi de sıfır buldum. Hepsi sıfır çıktı. Peki şimdi diyor ki bunlardan hangileri yanlıştır? Yerleştirelim bakalım. P ifadesi sıfır ancak ve ancak sıfır ve sıfır. Ancak ve ancak da aynıysa sonuç ne olacaktı? Bir. O zaman bu parantezin içerisi bir ve sıfır. V ifadesi çarpmaydı dolayısıyla karşılığı sıfır çıkacak. O zaman birinci öncülümüz gördüğünüz gibi yanlış çıktı. Peki geldim ikinci öncülümüze P'nin değili diyor. P sıfır olduğuna göre P'nin değilin karşılığı bir. R sıfır ancak ve ancak burası da sıfır. 1 ve 0 çarpma işlemi dolayısıyla karşılığı burası 0. 0 ancak ve ancak 0'ın karşılığı ancak ve ancak da aynıysa sonuç 1'di. Dolayısıyla buranın karşılığı 1. O zaman bunu eledim çünkü sonuç doğru çıktı. R ifadesini yerleştirirsem 0 ya da Q ifadesini yerleştirdim ise burasını P'ye 0 yazdım. Şimdi 0 ya da 0 aynıysa ne demiştik arkadaş? Sıfır olacak. Peki burası sıfır geldi. Sıfırın değilinden ne geldi? Bir. Bir ise sıfırın karşılığı yüz numarayı getirir ise de dolayısıyla burası sıfır olur. Bir ve üçüncü öncüllerimizin karşılığı ne olacaktır bu durumda? Yanlış olacaktır ki zaten sıfır bulduk. Geldim küme kavramına. İkinci ünitenin kümelerini şöyle baştan aşağı bir tekrar edelim. Ne demişiz? İyi tanımlanmış nesneler topluluğuna küme denir. Bir defa iyi tanımlanmış olmalı. Çünkü şöyle dönüp şöyle bir cümle kurarsam. Sokaktaki... Bazı insanları görüyor musunuz? Şimdi güzel kardeşim bazı insanlar da hangi insanlar? Şimdi senin baktığınla benim baktığım birbirine farklı olabilir. Dolayısıyla bu ifade iyi tanımlanmış değil. Ama desem ki bu kalemlikteki kalemler hangi renktedir diye sorsam... ...başlarsın işte mavi, kırmızı, net bir şey var. Dolayısıyla iyi tanımlanmış olması lazım. O halde ikinci bilmem gereken mesele de küme gösterimleri. Ne şekilde kümeleri gösteriyoruz? Üç şekilde. Bir, liste yöntemiyle gösteriyor. Böyle süslü parantez açıyorduk hatırlarsan. Aralarına virgül koyarak liste yöntemiyle gösteriyorduk. Ben şaması genelde yuvarlak kullanılır. Ama ben konu anlatımlarında farklı olsun diye böyle kapalı şekiller çiziyordum. Kenarları dalgalı dalgalı. Ortak özellik. Kümede bazı elemanları vardır ki bazı kümelerin bazı elemanları vardır ki ortak özellik yöntemiyle yazılabilir. Mesela ben size desem ki bir küme var tek sayılar kümesi. Ne anlarsın? Başlarsın oradan. 1, 3, 5, 7 hatta eksi 1, eksi 3, eksi 5 diye yazmaya başlarsın. Ortak özellikleri nettir herkes tarafından bilinir dolayısıyla yazılabilir. Peki geldim şu çerçeveye. Bu çerçevede bilmemiz gereken bazı durumlar söz konusu. Mesela x elemandır a demiş. Doğru mudur, yanlış mıdır bir bakalım. Gerçekten x elemanı bu görüntüyle bu kümenin içerisinde var mı? Var. O zaman gerçekten elemanıdır A kümesinin. Peki A kümesinin 4 elemanı mı vardır. Bakalım. 1 2 3 4. Ay hocam yanlış yaptın galiba diyorsan Güzel kardeşim, kümelerle alakalı lütfen küçük bir tekrar ihtiyacım var. Çünkü gaza gelip Y ve Z'yi ayrı aldıysan olmaz. Niye biliyor musun? Y ile Z böyle süslü bir parantezle paketlenmiş. Yani o bir tane eleman. O halde gerçekten A kümesinin dört tane elemanı var. Geldim. Y elemanı değildir A'nın diyor. Evet Y A'nın elemanı değil. Hocam nasıl değil ya? Bak ben burada Y görüyorum. Görüyorsun ama o Y YZ paket halinde güzel kardeşim. Y tek başına eleman olarak mevcut değil. Dolayısıyla Y gerçekten A'nın elemanı değildir yorumunu yapman lazım. Geldim bazı kümelerle alakalı çeşitlerimiz vardı. Diyor ki bir kümenin eleman sayısı bir doğal sayı ise bu kümeye sonlu küme denir. Yani biz kümenin elemanlarını böyle sayabiliyorsak ve sonuç itibariyle atıyorum. 25 tane eleman var bu kümede başka da eleman yok diyebiliyorsak bu kümeler nedir? Sonlu kümedir. Sonlu olmayan kümeler ise sonsuz kümeler diyoruz. Örneğin doğal sayılar kümesi sonsuz bir kümedir. Çünkü kaç tane doğal sayı var desem? Valla sayabildiğin kadar sayman lazım. Nereden başlıyor? Sıfırdan başlıyor. Sonsuza kadar gidiyor. Dolayısıyla bak sonsuza kadar gidiyor. O zaman eleman sayısı net bir doğal sayı olarak gösterilemiyor. Elemanı olmayan küme ise boş küme diyoruz. Hocam bir örnek verir misin? Vereyim. Yumuşak G ile başlayan iller var mı yumuşak G ile başlayan il? Yok. Dolayısıyla bu küme boş bir küme. Elemanı yok çünkü. Ya da şöyle bir şey söylesem. Negatif doğal sayılar kümesi. Hocam negatif doğal sayı yok. İşte onun için küme boş bir küme olacaktır. Elemanı olmayan kümelere boş küme diyoruz. Başka bir küme çeşidimiz ise evrensel küme. Diyor ki üzerinde çalışan tüm kümeleri kapsayan kümeye ne diyoruz? Evrensel küme diyoruz. Elemanları aynı olan kümelere eşit kümeler diyoruz. İki tane kümemiz var. Örneğin şöyle desem. Sıfırla beş arasındaki doğal sayılar. Kimi çağrıştırır sana? 1, 2, 3, 4. Bir de başka bir B kümesi yazıp 1 virgül, 2 virgül, 3 virgül, 4 yazsam demek ki iki küme birbirlerine eşit olacak. Çünkü aynı elemanlardan oluşuyor. Geldim buradaki bu alt küme meselesi önemli. B kümesinin tüm elemanları A kümesinde de bulunuyorsa B kümesi A kümesinin nesidir diyoruz güzel dostum? A'nın Alt kümesidir diyoruz. Peki B'deki elemanların hepsi A'da da bulunuyor. Ve ben şemasıyla gösterdiğimde gördüğün gibi B kümesi daha küçük. A kümesi onu kapsıyor. Peki nasıl gösteriyoruz? Gördüğün gibi. Şöyle gösteriyoruz dediğim anda yukarıdakine aldanmayın. Çünkü yukarıdaki gösterimde A kümesi B kümesini kapsıyordu ya da başka bir de işte B kümesi A kümesinin alt kümesiydi. Ama burada yanına tik attım. A kümesi B kümesinin alt kümesidir. Hocam bunu nereden anlıyoruz? ağzı açık taraf arkadaşlar büyük kümeye bakar. Bakın burada ağzı açık taraf B'ye baktığından dolayı B kümesi daha büyük bir küme. O zaman cümleyi kurarken iki türlü kurabilirim. A kümesi B kümesinin alt kümesidir ya da B kümesi A kümesini kapsıyordur diyebilirim. Bu arada boş küme her kümenin alt kümesidir ve her küme kendisinin de alt kümesidir yorumlarını da unutmaman lazım. Şimdi alt küme ile alakalı şu kırmızı kutular içerisinde yazdığımız çok kıymetli mevzulara bir bakalım. En elemanlı bir kümenin 2 üzeri en tane alt kümesi varmış arkadaşlar. En elemanlı Allah Allah bunu bir yerde daha gördük biz sanki bu ders içerisinde. Mantıkta gördük. En tane farklı önermenin iki üzeri en tane farklı doğruluk durumu vardı. Bak Alt kümes de böyle bulunuyormuş. 2 üzeri n tane alt kümesi var. Demek ki 4 elemanlı bir kümeniz olsa 2'nin tepesine 4 yazarak 2 üzeri 4'ten 16 tane alt kümesi olduğunu söyleyebilirsiniz. Ya da tam tersi. Adam bize dese ki 32 tane alt kümesi olan bir kümenin. Düşünüyorum 32 2'nin 5. kuvveti. O zaman 5 tane elemanı vardır yorumu yapabiliriz. Bir kümenin kendisi hariç diğer kümelerinin, diğer alt kümelerine öz alt küme deniyormuş. Ne yapıyoruz yani? Kendisini atıyoruz. Geriye kalan elemanlar, geriye kalan alt kümeler bizim öz alt kümelerimiz oluyormuş. Ve öz alt kümenin de kuralı 2 üzeri n eksi 1 şeklinde bulunuyor. Neden 1'i çıkarttık? Alt küme sayısı nasıl buluyorduk? 2 üzeri n ile buluyorduk. E bir taneyi çıkarttığında kimi çıkarttın? Öyle diyor bak. Kendisi hariç diyor. Kendisini çıkarttık. Dolayısıyla kendisini çıkarttığımda elde ettiğim 2 üzeri n eksi 1 bizim öz alt küme sayımız veriyor. Örneğin 6 tane elemanı olan bir kümenin. ...kaç tane özalt kümesi vardır diye sorarsa... ...önce alt küme sayısını bulacağım. 2 üzeri 6'dan 64. 1'i yani kendisini çıkarttığımda 63 tane özalt kümesi olacak. Alt kümelerle alakalı son bilmen, hatırlaman gereken meselemiz de ...A kümesi diyelim ki B kümesinin alt kümesi. Ama aynı zamanda B kümesi de A kümesinin alt kümesi. Çok enteresan. Hem AB'nin hem de BA'nın alt kümesi ise... ...bu durumda bu iki küme birbirlerine eşittir. Bunun tam tersi de geçerli. A kümesi eğer B kümesine eşitse... A da B'nin, B de A'nın alt kümesi olacaktır. Yine çok önemli meselelerden bir tanesi kümelerde kesişim, birleşim, fark ve tümleyen meselesi. Kümelerde kesişim dediğimiz her iki kümenin de ortak elemanlarının bulunduğu yer. Bakın burada yeşile boyadığımız hem A'da hem B'de bulunan A kesişim B. Bak kesişim sembolünü öğrenmem bizim için önemli. Böyle ters U gibi olan sembolümüz kesişim sembolü A kesişim B. Birleşim dediğimiz için burada üç bölgemiz var. Bu üç bölgenin toplamı arkadaşlar A birleşim B'yi veriyor. Bu üç bölge şöyle bir geçiş yaparsak bakın bu bölge A fark B. A fark B neydi? A'da olup B'de olmayanlar. Burası da B fark A. B'de olup A'da olmayanlar. Yani şöyle de diyebiliriz. A fark B sadece A'da olanlar. B fark A sadece B'de olanlar kümesi. İşte A fark B'nin, A kesişim B'nin ve B fark A'nın toplamı bize neyi vermiş oluyor? A birleşim B'nin eleman sayısını vermiş oluyor o bölgeyle alakalı. Tümleyen meselesi A kümemiz burasıysa arkadaşlar A kümesinin dışında kalan evrensel küme Neydi evrensel küme? Üzerinde çalışabileceğimiz en büyük küme. O kümenin içinde ama A kümesinin dışında kalan şuradaki bölgeye ne diyoruz? A'nın tümleyeni diyoruz. Peki hatırlamam gereken bazı aşağıdaki eşitlikler var. Mesela bu eşitliklerden birincisi. A birleşim B parantez içerisinde B kesişim C verilmiş. A birleşimi B'ye dağıttım. A birleşim B. A birleşim C'ye dağıttım. A birleşim C ve ortaya da şu sembolü aldığımda dağılma özelliğini konuşmuş oluyoruz. Birleşim sembolünün kesişim üzerinde dağılmasını bu şekilde gösteriyoruz ki bunun aynısını mantıkta da konuştuk. Mantıkta da sembolle beraber dağıtman gerektiğini söylemiştik. Burada da birleşim sembolüyle beraber dağıttık. Lütfen dikkat. En önemli meselelerden bir tanesine geldim. A birleşim B'nin eleman sayısı A'nın eleman sayısıyla B'nin eleman sayısını toplayıp kesişimi bundan çıkartarak bulunuyordu. A'nın eleman sayısını buluyoruz. B'nin eleman sayısını buluyoruz. Sonra ne yapıyoruz? Kesişimi bundan çıkarttığımızda A birleşim B'nin eleman sayısını elde ediyoruz. Fakat hemen yan tarafa geçersem az önce söylediğimiz bir mesele vardı bu şekil için. A birleşim B'yi elde etmek istiyorsanız A fark B'yi. B fark A'yı ve A kesişim B'yi de toplayabilirsiniz. Diyeceksin ki hocam ben şimdi soldaki kuralı mı kullanayım sağdaki kuralı mı kullanayım? Bu soruya göre değişecek. Kimi zaman soldaki kuralı kullanacaksınız. A, B ve A kesişim B verildiğinde. Kimi zaman da A fark B, B fark A ve A kesişim B verildiğinde bu kuralı kullanacaksınız. Bu sorudan soruya değişiklik arz edebilir. Ama unutmaman gereken 3 bölümü topladığında A birleşim B'nin eleman sayısını bulmak. De Morgan burada da karşımıza geliyor. A birleşim B'nin Tümleyenini alacaksan. Hocam biz ona değili demiyor muyduk? Evet mantıklı değili diyoruz. ama ve lakin kümeler ifadesinde tümleyeni diyoruz. Bu tümleyen sembolünü hem A'nın tepesine attık. Şimdi dikkat. Birleşim sembolünün tümleyenini aldığımda ters dönüyor. Ve kesişime dönüyor. Ve B'nin de tümleyeni aldık. Dolayısıyla tepedeki tümleyen hem A'yı hem aradaki sembolü hem de B kümesini etkilemiş oluyor. Ve yine önemli meselelerden bir tanesi. A kümesinin eleman sayısıyla tümleyeninin eleman sayısını toplarsanız evrenselin eleman sayısını elde edersiniz. Ve geldik kümeler içerisinde kartezyen çarpım meselesine. Kartezyen çarpımda ilk başta başlarken sıralı ikililerle başlamıştık. Sıralı ikili dediğimiz arkadaşlar x virgül y şeklinde yazılan ifadelere sıralı ikili deniyordu. Ve kartezyen ifadesine dönüş yaparsam. Mesela A kümesi tanımlanmış. A virgül B. A ve B elemanı olan bir A kümesi. B kümesinde de 1 ve 2 elemanlarımız var. Biz A kartezyen B ve B kartezyen A'yı gelin beraber yazalım. A kartezyen B'yi yazarken neye dikkat edeceğiz? İlk elemanları A'dan, ikinci elemanlar B'den olacak şekilde sıralı ikiler yazacağız. O zaman ilk elemanı A kümesinden aldım, ikinci elemanı B kümesinden aldım. A virgül 1 böyle parantez içerisinde yazdım bir sıralı ikili olarak. Ardından yine A kümesinden A'yı aldım, B kümesinden 2'yi aldım. Yine parantez içerisine koydum. A kümesinden B'yi aldım, B kümesinden biri. A kümesinden B'yi aldın, B kümesinden 2'yi aldın ve A kartezyen B'yi tamamlamış oldun. Bu A kartezyen B'yi grafik olarak göstermem gerekirse bakın A kümesini x ekseninin olduğu yere dizersem A ve B elemanların vardı. B kümesini de y ekseninin olduğu yere dizersem 1 ve 2 elemanların vardı. Bunları kesiştirdiğimde şuradaki noktaları görüyorsunuz. Bu noktaları şöyle bir daire, şöyle bir çerçeve içerisine aldığımda bu durumda A kartezyen B'yi ne yapmış oluyorum? Burada koordinat sisteminde göstermiş oluyorum. Fakat burada dikkat edilmesi gereken başka bir mesele de şu. A kartezyen B ile B kartezyen A her daim birbirlerine eşit olmuyorlar. Çoğu zaman da birbirlerinden farklılar. Çünkü A kartezyen B'de ne dedik biz? İlk elemanı A'dan, ikinci elemanı B'den seçeceksin dedik. Şimdi ise B kartezyen A'da ilk elemanı gördüğünüz gibi B'den, ikinci elemanı A'dan seçmişiz. İlk eleman B'den, ikinci eleman A'dan. İlk eleman B'den, ikinci eleman A'dan. İlk eleman B'den ikinci eleman A'dan seçilerek B kartezyen A ile oluşturmuş olduk. Hocam bunlar aynı. Diyemezsin. A virgül 1, bir, 1 virgül A sıralı ikilleri birbirlerinden farklı. Bir tanesi X, bir tanesi Y arkadaşlar. Dolayısıyla A virgül 1 ile 1 bir virgül A birbirlerine eşit değildir. Ne zamana kadar? Adam bize derse ki A 1'e eşit. O zaman eşit olurlar. Ama bunun dışında eşit olma ihtimalleri söz konusu değildir. Peki biz A kartezyen B'nin eleman sayısını ya da B kartezyen yani A'nın eleman sayısı nasıl buluyoruz? İki kümenin eleman sayılarını çarpıyoruz. Mesela A kümesinin burada kaç elemanı vardı? 2. B kümesinin kaç elemanı vardı? 2. 2 i̇ki çarpı 2'den 4 tane elemanı olmalı. Bakın 1, 2, 3, 4. B kartezyen yani A'nın eleman sayısı ile A kartezyen yani B'nin eleman sayıları birbirine eşittir. Fakat ne olduğunu unutma. A kartezyen yani B, B kartezyen yani A'ya çoğu zaman eşit olmuyorlar. Ve geldim ÖSYM tarafından da çok sevilen başlıklardan bir tanesi küme problemleri. Bu küme problemleri ile alakalı mevzuda bazı kritik cümleler aldık buraya. Bu cümleleri sana bir hatırlatmanın yetindeyiz. Bak E diyor ki gruptaki kişiler. Bir grubumuz var. Bu gruptaki kişilerin tamamı E kümesi. Evrensel küm olarak gösterilmiş. İ kümesi bu grupta İngilizce bilenler. F kümesi ise Fransızca bilenler. Peki... Fransızca ve İngilizce bilen kişi sayısı dikkat et. Bağlaç ne? Ve. Ne anlama geliyor? Kesişim. Yani Fransızca ve İngilizce kümesinin kesişimine bakman lazım. Gördüğün gibi ye. Dolayısıyla bu tamamdır. Şurayı bir temizleyelim. Sadece İngilizce bilenler Bak sadece İngilizce bilenler İngilizce fark Fransızca olarak söylenebilir. Öyle konuşmuştuk. Fark dediğimiz şey İngilizce fark Fransızca. Yani sadece İngilizce bilenler boyadığım bölge dolayısıyla gördüğün gibi x'e eşit. Sildim burayı da. İngilizce veya dikkat et veya demiş. Veya birleşim demek. O zaman bu üç bölgeyi toplaman lazım. Biz de gidip x artı y artı z yazmışız zaten buraya. Geldim İngilizce ve Fransızca bilmeyen. Hmm, İngilizce de bilmeyecek, Fransızca da bilmeyecek. Yani bu kümelerin dışarısında kalmış olmalı. O zaman karşılığı T olacaktır. Fransızca bilmeyen. Bu da Fransızca kümesinin tümleyeni olmalı. Yani Fransızcanın dışında kalan şu bölge olmalı. Kim var burada? X de T var. Dolayısıyla bunların karşılığını da X artı T demiş durumdayız. Küme problemlerinde hangi bölge ifade ediliyor? Bunların cümlesi olarak karşılıklarına çok hakim olmak lazım ki yanlış eleman sayısını yanlış yere yazmayalım. Küme ile alakalı size seçtiğimiz soru ise demin ballandıra ballandıra anlattığımız küme problemlerini şöyle bir hatırlamak maksadıyla şöyle bir soru koyduk buraya. İngilizce, Almanca ve Fransızca dillerini bilenler ve... Bilmeyenlerden oluşan bir grupta Hmm, bilmeyen de varmış. O zaman üç tane kümemiz var. Ben böyle üç tane kümeyi şöyle bir çizeyim arkadaşlar. İngilizce, Almanca, Fransızca. Peki. Şimdi bu bölgelerin içerisine bir şeyler yazmam lazım. Ama sorunun gidişatını bir okumak istiyorum. En az iki dil bilenlerin sayısı. Ha, o zaman bir yere işte 3-5 yazamayacağız. O zaman ben bu bölgeleri biraz doldurayım. Burası A, B, C, D, E, F. Burası G. Bir de bilmeyenler vardı. Orası için H dedim. Şimdi en az iki dil bilenlerin sayısı. En az iki dil bilmek ne demek? En az cebimde 50 lira var desem 50 ya da daha fazlası anlamına gelir. Hmm. O zaman en az iki dil bilenler iki veya üç dil bilenler. Kim bunlar? Mesela iki dil bilenler D, B, F. Üç dil bilen de E. Bunların toplamı D artı B artı F artı E'nin karşılığı ne kadarmış? 20'ymiş. Tamam bunu koyduk cebimize en çok bir dil bilenlerin sayısı. En çok cebimde 50 lira var desem demek ki 50 lira ya da azı olmalı. En çok bir dil bilenler dediğime göre bir dil bilecek ya da hiç bilmeyecek. Bir dil bilenler kimler? A, C, G. Bak A sadece İngilizce biliyor. C sadece Almanca biliyor. G de sadece Fransızca biliyor. Bir de hiç bilmeyenleri de dikkate almam lazım. O zaman toplamlar A artı G artı C artı H olacak. Bunların toplamları da ne kadarmış? 25. Tamam. Bu grupta 39 kişi en çok iki dil biliyormuş. En çok iki dil. En çok iki dil bilmek iki bilebilir, bir bilebilir ya da hiç bilmeyebilir. O zaman sadece kim hariç? E hariç 39 kişi. Şunları taraf tarafa toplarsam arkadaşlar. Burası A artı B artı C artı D artı E artı F artı G artı H. Buranın toplamı 45. Ve demin şuradaki cümlede bu grupta 39 ki, 39 kişi en çok iki dil biliyordu. E hariç demiştik. Şunların toplamları 39'sa E'yi e bulduk buradan. E'nin karşılığı 6'ymış çünkü 45 yapması lazım. Her üç dili birden bilen kimden bahsediyor? E'den bahsediyor. Dolayısıyla biz de E'yi kaç bulmuş olduk? 6 bulmuş olduk diyoruz. Dolayısıyla bu en az iki dil, en çok bir dil meselesine iyi hakim olmak lazım. Ters köşte sorularla karşı karşıya kalmamak için. Şimdi geldim denklem ve eşitsizliklere. Bu videonun başında da söyledim ki sen de zaten birinci döneminde içerisinde yaşadın bunu. Uzun bir ünite. Neler var neler. Bak şöyle bir konuşalım. Sayı kümeleri var. Bölme bölünebilme var. EBOB, ekok var. Periyodik problemler. Birinci dereceden denklemler. Birinci dereceden eşitsizlikler. Mutlak değer. Birinci dereceden iki bilinmeyenli denklem ve eşitsizlikler. Üstü sayılar, köklü sayılar, oran orantı. Yok yok kardeşim. Neredeyse üniversite sınavı, TYT konularının hepsini bu üçüncü üniteye koymuşlar. Hadi bakalım iyi bir tekrara başlama zamanı. Şimdi sayı kümeleriyle başlangıç yapalım. Doğal sayılar dediğimiz mevzu. 0, 1, 2, 3'ten başlıyor sonsuza kadar gidiyor. Doğal sayı denilince aklında oluşması gereken en önemli mesele sıfırın da bir doğal sayı olduğu. Geldim ikinci kümem tam sayılar kümesi. Tam sayılar deyince aklımıza ne oluşuyor? Bak doğal sayılar var. Şu taraf gördüğün gibi doğal sayılar. Bir de bunun yanında kimler var? Negatifler. O zaman ben bir sorunun üstünde tam sayı ifadesi gördüğüm anda negatiflerin de var olduğunu hatırlamam lazım. Üçüncü kümemiz rasyonel sayılar. A bölü B şeklinde yazılan A ve B'nin de tam sayı olduğu fakat B'nin sıfır olamadığı. Çünkü B sıfır olursa ne olur? Tanımsız olur. 3 bölü 0 ifadesi bir tanımsızlık ifadesidir. Dolayısıyla A'yı B'yi tam sayı seçerek A bölü B şeklinde yazdığımız ama B'yi 0 yazmadığımız ifadeler rasyonel sayılar diyoruz. Gerçek sayılar. Hmm, gerçek sayılar aklımıza gelen her sayı gerçek sayı olmalı. Fakat burada bir Q ifadesi kullanılmış. Neydi bu? Rasyonel. Q'nun tümleyeni ne? Hemen dönüyorum buraya. İrrasyonel sayılar. Neydi irrasyonel sayılar? Rasyonel olmayanlar. Örnek kök 2. Neden kök 2 rasyonel değil? Çünkü kök 2'nin tam karşılığını bilmiyoruz. Ya da başka bir de işte kökün dışına tam olarak ne yapamıyor? Çıkamıyor. Mesela kök 9 olsa kök 9 da irrasyonel demeyiz. Kök 9 dışarıya ne diye çıkar? 3 diye çıkar. Dolayısıyla biz ona rasyonel deriz. Kökün dışına tam olarak çıkamayan sayılar irrasyonel. Pi bunların en önemlisi çünkü pi'nin de net olarak bir sayısal değerini bulamıyoruz. O halde pi sayısı da yine nasıl bir sayıdır? İrrasyonel bir sayıdır. O zaman q rasyoneldi. Q'nun değili irrasyoneldi. Rasyonel Rasyonelli irrasyonel şöyle bir birleştirdiğimizde kocaman bir kümemiz oluyor. İşte o kocaman kümenin karşılığı da reel sayılar kümesi oluyor. Aklına gelebilen hemen hemen tüm sayıların oluşturduğu küme reel sayılar kümesi olacaktır. Bu durumda en küçük kümemiz doğal sayılar. Doğal sayılar tam sayıların alt kümesi. Tam sayılar biraz daha büyük. İşin içerisine negatifler giriyor. Rasyoneller biraz daha büyük. Çünkü 2 bölü 3'ler 3 bölü 5'ler girecek. Ama reel sayılar rasyon üzerine bir de eklediğimiz eklediğimizden dolayı reel sayılar kümesi ise bu kümelerin en büyüğü olacaktır diyoruz. Bölme kavramına geldiğimde bölme kavramında A sayısı B sayısına bölünmüş bölüm C kalan K olmuş. Bak çok önemli ifadeler kullandım aslında. A bölünen B bölen C bölüm K da neydi? Kalan. Bunlarla alakalı üç tane şey bilmelisin. Bunların en önemlisi bölenle bölümü çarpıp kalanla toplarsanız bölüneni elde edersiniz. B çarpı C artı K bize bölünen sayıyı verir. Çok önemli. B ile C'yi çarp K ile topla. Kalan sayı arkadaşlar B'den kesinlikle küçük olacak. Bak ne olur unutma K sayısı B'den küçük olacak. Peki K sayısı ne kadar küçük olabilir? Alabileceği en küçük değer sıfır olabiliyor. Çünkü K sayısı bir doğal sayı. K 0 ise. Hmm, K 0 olabiliyor dedik. K sıfırsa arkadaşlar. B A'yı tam böler diyoruz. Evet. Çünkü K sıfırsa kalan yok. E kalan yoksa demek ki tam böldüğü anlamına gelir. Peki. Peki bölmeden sonra neler yapmalıyız? Bölmeden sonra bazı kuralları öğrendik. Bölünebilme kuralları. Son derece önemli. Dokuzuncu sınıfız için zaten kıymetli, mutlaka yazılarınızda öğretmeniniz tarafından sorulmuştur. Ama bir taraftan da yatırım bizim için ÖSYM olduğundan dolayı üniversite sınavında da çok önemli meselelerden. Hiç pas geçme. Mutlaka bir bölünebilme sorusu karşımıza koyuyorlar. İki ile bölünebilme hiç konuşalım. Çift sayılar. Yani birler basamağı 0, 2, 4, 6, 8 olan sayılar 2 ile tam bölünür. Eğer birler basamağı tek sayısı arkadaşlar 2'ye bölününde 1 verir. 3 ile bölünebilme. Rakamları toplamı 3 üç ve 3'ün katı olan sayılar demiş. Rakamları topluyoruz. Eğer rakamlar toplamı 3'ün katıysa sayı 3'e tam bölünüyor. Diyelim ki 3'ün katı değil. Diyelim ki topladık 19 çıktı. Ne yapıyoruz? 19'u gidiyoruz 3'e bölüyoruz. Kalan 1 oluyor. O zaman diyoruz ki bu sayı 3'e bölündüğünde kalan 1'dir. 4 ile bölünebilme. Son 2 basamağı 4'ün katı olan sayılardır. Son 2 basamağı denildiğinde onu 2 basamaklı sayı olarak alacağız. Mesela 148 dediğimizde 48 sayısını dikkate alacağız. 48 4'e tam bölünüyor mu? Evet, o zaman 148 de 4'e tam bölünür olacak. 5 ile bölünebilme. Son basamağı 0 ya da 5 olan sayılar biliyorsun 5 ile ne yapabiliyor? Tam bölünebiliyor. Ama burada bir cümle daha koyalım. Eğer bir sayıyı 5'e böldünüz. Kalan 3 oldu. Şimdi yorumunuz ne olacak? Bir sayı beşe bölündüğünde kalan üçse birler basamağı ya üçtür ya da bunun beş fazlası olan sekizdir. Sekiz ile bölünebilme dört ile bölünebilmeye benziyor arkadaşlar. Son üç basamağı sekizin katı olan sayı ama yine üç basamaklı sayı olarak alıyoruz. Dokuz ile bölünebilme rakamlar toplamı dokuz veya dokuzun katı olacak. Bu da kime benziyor? Üç ile bölünebilmeye benziyor. Rakamları topluyoruz 9'un katıysa tam bölünüyor. Mesela rakamları topladınız 36. Ne yapar 36? 9'a tam bölünür. Bu durumda ne diyebiliriz? Deriz ki demek ki bu sayı 9'a tam bölünebilir. Ama bir topladığım rakamları 40 çıktı. 40'ı 9'a bölüyoruz. Kalan 4. Dolayısıyla kalan 4 ise bu sayı 9'a bölünde kalan 4'tür yorumu yapıyoruz. 10 ile bölünebilme. Son basamağı 0 olmalı. Belki de en kolay bölünebilme çeşitlerinden bir tanesi. 11 ile bölünebilmede ise birler basamağına artı diyerek başlıyoruz. Sonra sırasıyla eksi artı eksi diye devam ediyoruz. Altına artı yazdığımız sayıları topluyoruz. Altına eksi yazdığımız sayıları topluyoruz. Artı yazdıklarımızdan eksi yazdıklarımızı çıkarttığımızda sonuç 11'in katı ise eğer 11'e tam bölünüyor. Yok efendim çıkan sonuç 5. O zaman yorumumuz 11'e bölündüğünde kalan 5. Diyelim ki çıkan sonuç 23. 23 de çok büyük oldu. 23'ü 11'e bölüyoruz. Kalan ne yaptı? 1. Ama çıkan sonuç negatif de olabilir. Mesela çıkan sonuç eksi 3 çıktı. Ne yapacaksın? Üstünü 11 ekleyeceksin ve buradan kalanın ne olduğunu söyleyeceksin? 8 olduğunu söyleyeceksin. Fakat bu bölme bölünebilme de bizim karşımıza sadece burada sıraladığımız 2'den 11'e kadar olan sayılar sorulmuyor. Diyor ki 24 ile tam bölünüyor diyor mesela. 24 ile tam bölünüyorsa şöyle bir yorum yapabilirim. 2 ve 12 çarptığında 24 oluyorlar ama 2 ile 12'yi düşünmemem lazım. 3 ile 8'i düşünmem lazım. Şimdi ben böyle düşünürken sen de istersen ne şey düşünüyorsun? Niye 2'yi 12 almıyor ki? Seçeceğiniz sayılar aralarında asal olmalı bir de mümkünse kendine ait bölünebilme kuralları olmalı. Bir defa 2 ile 12 aralarında asal değildir. Hocam aralarında asallık ne demek? Aralarında asallık şu demek. Ortak böleni olmayacak. 2 ile 12'nin ortak böleni var mı? Var. İkisi de 2'ye bölünüyorlar. Dolayısıyla 2 12 alamam. Ama kimle kimi alırım? 3 ile 8'i alabilirim. 3 ile 8 aralarında asallar ortak bölenleri sadece bir birinde çok önemi yok. 3'ün de 8'in de kendine ait kuralları var. 30 mesela 3 ve 10'u alabilirim. Hocam 30 ile 5 ile 6'yı niye almadın diyebilirsin. 5 ile 6 aralarında asal çok doğru ama 6'nın kendine ait kuralı yok. 6 için bir de tekrar 2 ve 3'e bakmam lazım. Onun için 30'da ile 3 ve 10 olmasının sebebi bu. 45 9 ile 5'i almalıyım. 72 vallahi 72 bir sürü sayının çarpımı mesela 2 ile 36 4 ile 18 falan ama biz kimle kimi tercih edeceğiz burada? 72'de 8 ile 9'u tercih edeceğiz. Hem aralarında asal olsunlar hem de kendine ait bölünebilme kuralları olsun diye. Sorumuz diyor ki rakamları farklı 5 basamaklı 4A27B sayısı 36 ile tam bölünebiliyormuş. Hemen düşünelim. 36 kimle kimi çarpımı? 2 ile 18. 2 ile 18 aralarında asal değil çünkü ikisi de 2'ye bölünüyor. Başka 3 ile 12 onlar da aralarında asaldı çünkü 3'e bölünüyorlar. Ama 4 ve 9'u dikkate alabilirim. 4 ve 9 aralarında asallar. Bununla beraber bir de kendine ait bölünebilme kuralları var. Peki 4 ile bölünebilmeyi bir hatırlayalım. Son iki basamağa bakmam gerekiyordu. Son iki basamağa baktığımda şimdi ben B yerine 0 yazsam arkadaşlar, B yerine 0 yazdım. Buradaki sayı 70 olur. 74'e dörde tam bölünür mü? Ben bölünmediğini biliyorum ama arzu edin arkadaşlar. 70'i normal bakkal bölmesiyle bölebilirler. Bir yazmam oraya. Çünkü 71 tek bir sayıdır. Tek sayılar malum dörde tam bölünmezler. Ama iki yazdığınızda 72 dörde tam bölünür. Peki birler basamağı çalışıyorken bak bunu konu anlatımı içerisinde normal dönem içerisindeki derslerde de söyledik. Ne dedik? Dedik ki dört ile bölünememede birler basamağını arıyorsanız bulduğunuz sayının üstüne dört dört ilave edin. Onlar basamağını arıyorsan kaç kaç ilave edersin? İkişer ikişer. O zaman dört ilave ettiğimde bir de altı geldi. O zaman dört a 2 7 burada bir duralım. Çünkü de önemli cümlelerden bir tanesi şudur. Rakamları farklı 5 basamaklı diyor. Siz buraya 2 alamazsınız. Çünkü burada 2 kullanmışsınız. O zaman orası için yazabileceğiniz tek bir tercih var, o da 6. Peki geldim 9 ile bölünebilmeye. Rakamlar toplamam lazım. 6 13 15 19 yaptı. Şimdi 19'dan sonra gelen 9'un katı kim? 27. 19'u 27'ye bağlayabilmem için kaç eklemem lazım? 8. O zaman a'yı 8 bulduk. Zaten bize de o sorulmuş. a'nın alabileceği kaç farklı değer var diyor. a'nın alabileceği bir tane değer bulduk arkadaşlar. Bu ünite içerisindeki yine kritik olan konu başlıklarından bir tanesi de EBOB EKOK. EBOB ve EKOK nasıl bulunur? Öncelikle oradan başlayalım. Öyle bir hatırlatma yapalım. 36 ve 40'ın yanına şöyle bir çizgi çekerek başlıyorum. 2'ye bölüyorum. Burası 18, burası 20. Her ikisini de böldüğünden dolayı yuvarlak içerisine alıyorum. Tekrar ikiye bölüyorum. Burası 9, burası 10. Her ikisini de böldüğü için yine yuvarlak içerisine alıyorum. İkiye bölüyorum. Burası 9, burası 5. Bunu yuvarlak içerisine almıyorum. Çünkü ikisini de ortak böldüğü anda yuvarlak içerisine almalıydım. 3'e bölüyorum. Burası 3, burası 5. Yine ikisini ortak bölmedi. 3'e bölüyorum. 1, 5. Ve son olarak 5'e böldüğümde burası 1 yuvarlak içerisine aldığım sayıları çarparsam yani 2 ile 2'yi çarparsam bu bize EBOB'u veriyor. Çizginin sağ tarafında kalan tüm sayıları çarparsam bu da bize ekok verecek. Çarpalım. 2 çarpı 2 4. 8 24 72 360 oldu. Bir de EBOB ekokta şöyle sorular vardı. Nasıl sorular? üssü sayı olarak veriyor. EBOB ekok KOK bulacağız. Nasıl buluyorduk biliyor musun? Önce EBOB'dan başlayalım. EBOB'la alakalı mesele de şunu yapıyorduk. Tabanları aynı olan sayılara bakıyorduk. Üstü küçük olanları alıyorduk. E hocam tabanları ortak değilse onları hiç almıyoruz. O zaman şöyle bir baktığımda 2 üzeri 3, 2 üzeri 4 görüyorum. Tabanları 2. O zaman küçük olanı tercih ediyorum. Yani buraya 2 üzeri 3 mü yazıyorum? Şöyle ortak olan görüyorum yine 5. Üstü küçük olanı yazıyorum. 5 üzeri 2. Başka ortak taban göremediğim için EBOB işi bitti diyorum. Şimdi gelelim ekok ECOG işine. Ekok'ta ne yapıyoruz? Tabanları ortak olanlarda üssü büyük olanları alıyoruz. Bir de ortak olmayanların hepsini birden alıyoruz. 2 üzeri 3, 2 üzeri 4'te 2 üzeri 4'ü. 5 üzeri 3, 5 üzeri 2'de 5 üzeri 3'ü alıyoruz. 3 üzeri 2'de ortaklık yok. Kendisini alıyoruz. 7 üzeri 1'de ortaklık yok. 7 üzeri 1'i alıyoruz. EBOB ve EKOK bulurken bu hareketi gerçekleştiriyorduk. Bazı özellikler hatırlaman lazım EBOB EKOK ile alakalı. Örneğin X ve Y aralarında asal sayılar için. Demin konuştuk aralarında asal. Ortak bölünü olmayacak. Ya da başka bir cümleyle birden başka ortak bölünü olmayacak. Bu durumda X ve Y aralarında asal sayılar ise EBOB'ları kesinlikle ne olacaktır? Bir. Burada anti parantez bir şeyler söyleyelim. Çünkü soruların üstünde kimi zaman aralarında asal diye bağıra bağıra söylüyor. Kimi zaman şöyle diyor. Ardışık iki sayı. Hocam ardışık iki sayı aralarında asaldır unutma. 3 ile 4 ortak böleni var mı? Var. Sadece kim? Bir. Yani aralarında asal. Ya da sorun üstüne diyor ki ardışık tek sayılar. Bunlar da aralarında asaldır unutmamak lazım. Yani her zaman aralarında asal demek zorunda değil. Bazı sorularda ardışık diyecek, bazı sorularda ardışık tek diyecek. EBOB'la EKOK'un çarpımı sayıları çarpımı Belki de en temel bilgi bu. İki sayının EBOB'unu buluyorsunuz. Ekokunu buluyorsunuz. Bunları bir çarpıyorsunuz. Sonra o iki sayı çarptığınızda bunlar birbirlerine eşit geliyor. İlk sayısı y'den küçük olmak üzere eboplarını bulduğunuzda eboplar bu sayıdan ya küçük olacak ya da küçük sayıya eşit olabilir. Ekok ise bu sayılardan büyük olacak ya da büyük sayıya eşit olabilir diyoruz. Ve şöyle bir yorum yapmışız. Bak bu çok önemli. Eğer bir soruda ebop y a olarak verilmişse buradan şöyle bir yorum üretmemiz lazım. Ebop a ise... Bu X sayısı ve Y sayısı A'nın kesinlikle katı olacak. Bakın A'nın M katı alınmış, A'nın N katı alınmış. O zaman şöyle bir soru düşün. EBOB'ları 5 olan 2 tane sayımız olsa. Demek ki sayılardan bir tanesini 5K seçeceğiz, diğerini de 5T seçeceğiz. Bunların 5'in katı olduğunu unutmayacağız. Ve son olarak EBOB'e problemler kısmı vardı çeşit çeşit problemler var. İşte çuvallar poşetlere ayrılıyor. Damacanalar su şişelerine ayrılıyor. Ya da tuğlaları birleştiriyoruz böyle küp elde ediyoruz gibi ifadeler. Burada öğrencinin kafasını karıştıran en önemli mesele ben kalırsa şudur. Acaba EBOB mu kullanacağım? EKOK mu kullanacağım? İkinci mesele EBOB'u bulduktan sonra bu EBOB ne işe yarıyor? Bu soruda karşılığı ne? Ya da EKOK buldun. EKOK bu soruda neyi karşılıyor kısmı? Onun için standart bir hareketimiz var. Diyoruz ki eğer parçadan bütüne gidiyorsa yani küçük bir şeyden büyük şeye büyüyorsa mevzu eko kullanıyoruz. Eğer ebopsa bu durumda da bütünden parçaya gittiğine hakim olman lazım. Büyük bir şeyden küçük bir şeye dönüyorsak ebop, küçük bir şeyden büyük bir şeye çıkıyorsak güzel kardeşim bu durumda eko kullanıyoruz. Fakat bu ebop ekok problemlerinde soru tiplerine hakim olman bizim için son derece önemli. Ne demek istiyorum? Mesela desek ki bize çuvallardan poşetlere ayrılıyor. Ne düşüneceksin? Bak büyük bir şeyden küçük bir şeye dönüyorum. EBOB kullanıcı Ve geldim son başlığa bu kısımda. Periyodik problemler. Mesela işte üç günde bir nöbet tutan asker soruları vardı. Atıyorum bugün günlerden çarşamba 500 gün sonra hangi gün olacak gibi sorular vardı. Burada periyodun ne olduğu önemli. Mesela üç günde bir asker nöbet tutuyorsa buradaki periyot 3'tür. Ya da bugün günlerden Perşembe 500 gün sonrası hangi gün olacak denildiğinde dikkat etmen gereken 7 günde bir aynı günü yaşadığımızdan dolayı 7'ye bölme. Ya da aylardan şu an Ocak'tayız. Kaç ay sonra diyelim? 100 ay sonra hangi ay olacak? O zaman 12'ye bölmek lazım. Çünkü 12 ayda bir aynı aya denk geliyoruz. Yani periyot orada 12. Dolayısıyla periyodik problemlerde kimi zaman periyotları genel kültürle, kimi zaman da soruda verilen bilgiye göre. Hocam soruda verilen bilgi ne demek? Mesela şöyle sorular var. A B C D A, B, C, D diye devam ediyor. Dolayısıyla burada tekrarı kesip bak dört harfte bir tekrar ediyor diyerek periyodun dört olduğunu oradan çıkartmak lazım. Geldik başka çok daha önemli başlıklardan bir tanesine. Birinci dereceden bir bilinmeyen denklemler kısmı. Hani x'leri bir tarafa atıyordunuz, sayıları bir tarafa atıp toplayıp çıkartıp bölüp x değeri buluyordunuz ya. işte o konu bu. Öğrenci tarafından çok sevilen konulardan bir tanesi. Şöyle bir başlangıç yapalım. A ve B. Reel sayılar olmak üzere AX artı B eşittir sıfır şeklindeki ifadere... ...birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemler deniyor. Bunu cepte tutalım. Daha sonrasında aradığımız X bulunduğunda bu bizim denklemimizin kökü oluyor. Hatta bunu süslü parantez içerisinde konuşarak... ...malum çözüm kümesini elde ettiğimizi söylüyorduk. AX artı B eşittir sıfır denkleminde ki... ...burası öğrenci için birazcık sıkıntılı meselelerden bir tanesi... ...lütfen burasının net bir bilgi olduğunu, bu kuralları bilmediğin takdirde bu tarz sorularla karşılaştığında sıkıntı olacağını unutmadan lütfen beni iyi dinle. A sayısı da B sayısı da sıfırsa yani hem X'in katsayısı hem de sabitimiz sıfırsa bu durumda çözüm kümesi arkadaşlar reel sayı oluyor. A sıfırdan farklıysa yani X'i yok edemiyorsak B de sıfırdan farklıysa yani bir de B varsa bu durumda sayıları bir tarafa gönderip x'leri bir tarafta tutup elde ettiğimiz çözüm kümesi var ya işte o eksi b bölü a olacak. Hocam nasıl oldu o ya? Hemen gösterelim. AX artı B eşittir sıfırda. B'yi karşı tarafa atarsam AX eşittir eksi B olacak. X'i yalnız bırakmak amacıyla her tarafı A'ya böldüğümde eksi B bölü A gördüğünüz gibi denklemin kökü çözüm kümesinde böyle süslü parantezde yazmış olacağız. Eğer A sıfırsa yani X ortadan kaybolmuş fakat sabit hala ortada duruyorsa çünkü B sıfırdan farklıymış. Bu durumda çözüm kümesi de boş eleman, boş küme olacaktır diyoruz. Çünkü burada dikkat edilmesi gereken asıl iki mevzu çözüm kümesinin reel küme, sayılar kümesi olması ve çözüm kümesinin boş boş küme olma meselesi. Şimdi çözüm kümesi reel sayıysa hem x'in katsayısı hem de sabit sıfır olmalıymış. Çözüm kümesi boş küme olacaksa a sıfır olacakmış ama b sıfırdan farklı olacakmış. Meselelerine dikkat etmen lazım. Köklerden oluşan kümeye de çözüm kümesi dediğimizi az önce zaten hatırlattık. Ve bir başka başlığımız birinci dereceden bir bilinmeyenle yani eşitsizlikler. Biliyorsun birinci dereceden bir bilinmeyenle yani denklemlerden sonra hemen eşitsizlikler konusuna girmiştik. Burada da bilmen gereken altı tane meseleyi aldık buraya koyduk kardeşim. Diyoruz ki mesela X, Y'den küçükse her iki tarafa aynı sayıyı ekleyip çıkarttığımızda eşitsizlik yön değiştirmiyor. Gördüğün gibi sol taraftan A ekleyip A çıkarsan ya da sağ taraftan A ekleyip A çıkarsan eşitsizliğin yönü herhangi bir şekilde değişmiyor. Geldim ikinci meseleye. X, Y'den küçükmüş. Dikkat et A sayısı sıfırdan büyük. Yani pozitif bir sayıdan bahsediyoruz. Siz bu pozitif sayıyla sol taraftaki X'i sağ taraftaki Y'yi çarpsanız eşitsizlik yine yön değiştirmiyor. Aynı durum bölme için de geçerli. Fakat... İşte burası yıldızlı mesele. X, Y'den küçük. Ama A sayısı sıfırdan küçük. Yani negatif bir sayı. Eğer siz negatif bir sayıyı eşitsizliğin sağındaki ve solundaki ifadelerle çarparsanız... ...eşitsizlik bakın X tarafı küçüktü bu tarafa dönmüş. Eşitsizlik ne yapar yön değiştirir. Lütfen bunu unuttuysan hafızana tekrardan çağırmana yardımcı olalım negatif bir sayıyla sağ ve sol çarpıldığında eşitsizlik ne yapıyormuş kardeşim? Yön değiştirmiş. Hocam sadece çarpınca mı oluyor? Hayır. Bölünce de oluyor. Bak bölünce de yön değiştirmiş. Negatif bir sayıyla eşitsizliğinizi çarparsanız eşitsizlik yön değiştirir. Bir başka meselemiz eşitsizliklerde malum taraf tarafa toplanabiliyorlar. Bu toplama yapılırken eşitsizliklerin aynı yöne bakmış olması kesinlikle önemli. A ile C'yi toplamışız A artı C. B ile D'yi toplamışız B artı D. Ortadaki X ile Y'yi toplamışız X artı Y. Fakat burada dikkat etmen gereken çok önemli bir şey var. Bakın burada eşitlik yok. Burada eşitlik var. Birinde var birinde yoksa tabii ki de biz eşitlik koymuyoruz. Eşitlik olabilmesi için her ikisinde de olmalı. Yani burada olduğu gibi bakın ikisinde de eşitlik olduğu için buraya da eşitliğimi ne yapmış oluyorum koymuş oluyorum. Dolayısıyla eşitsizlikte toplama yapılabiliyor ama bahsettiğimiz koşullar altında. Ama çıkartma, çarpma, bölme bu mantalite içerisinde yapılamıyor. Onların kendilerine ait has kuralları vardı. Dolayısıyla bu soru tiplerine bakabilmek istiyorsan seni nereye yönlendiriyoruz? Konu anlatım videosuna. Ne olur? Ya ben gerçekten çıkartma olduğuna, çarpma olduğuna, bölme olduğuna ne yaptığımı hatırlamıyorum hocam diyorsan, hadi bakalım burada videoyu durdur, oradaki kısmı tekrardan gözden geçir ve tekrardan buradan buluşalım. Diyorum ama biz ben onları da hatırlıyorum diyen arkadaşlarla devam ediyoruz. X y'den küçükse x ile y aynı işaretliyse biz burada ne yapıyoruz arkadaşlar ters çevirdiğimizde yani x'i 1 bölü x y'yi 1 bölüye yaptığımızda eşitsizlik ne yapmış oluyor yön değiştirmiş oluyor eşitsizlik yön değiştirme durumunda ikinci kısma geldik Hocam ikinci kısım derken. Birinci kısımda ne demiştik? Eksiyle çarpınca da eşitsizlik yön değiştiriyordu. Şimdi aynı işaretli ifadeleri ters çevirdiğimde yani çarpmaya göre terslerini aldığımda da eşitsizlik yön değiştiriyormuş. Lütfen unutma. Eşitsizin yön değiştirdiği iki durum söz konusu. Bir tanesi eksiyle çarpma. Burada konuştuk. Bir de ters çevirme durumu. Ve geldim son kısma. Eğer x y'den küçükse, y de z'den küçükse bu durumda x y'den y de z'den küçük olduğu için x ifadesi z'den ne olmuş oluyor? Küçük olmuş oluyor. Dokuzuncu sınıfta bu üçüncü nitenin yine önemli olan başlıklarından bir tanesi mutlak değerdi. Neydi mutlak değer? Bir x sayısının başlangıç noktasına uzaklığıydı ve biz bunu mutlak x ile gösteriyorduk. Fakat burada olayı birazcık genişletelim. Başlangıç sayısının uzaklığı mutlak x doğru. Peki bir sayının 1'e olan uzaklığını nasıl gösteriyoruz? Onu da şöyle gösteriyoruz. Mutlak x eksi 1. x'ten 1'i çıkartıyoruz ve mutlak içerisine alıyoruz. Peki bir sayının eksi 2'ye olan uzaklığını nasıl gösteriyoruz? x eksi eksi 2 diyoruz ki bu bizi nereye götürmüş oluyor? Eksi eksi'nin artıya götürmüş oluyor. Mutlak x artı 2 olarak değerlendirebiliyoruz. Peki mutlak değerle alakalı bilmen gereken, hatırlaman gereken başka bir durumda mutlak x ifadesi Malum ya sıfır olabiliyor ya da sıfırdan büyük olabiliyor. Neden? Çünkü mutlak değer bir uzunluk belirtiyor. Bir sayının sıfır olan uzaklığıdır mutlak x. Dolayısıyla uzaklık dediğimiz şey negatif olabilir mi? Şöyle bir cümle duydun mu? Geçen işte Ankara'dan Konya'ya Eksi 1500 kilometre yol yaptım diyemezsin. Uzunluksa negatif olmaz bu mesele. Dolayısıyla mutlak değerde bir uzunluk belirttiğinden dolayı sonuç ya sıfır olacak ya da pozitif olacaktır. Mutlak değerin bazı özellikleri var. Mesela mutlak x çarpı y ifadesini biz ayrı ayrı iki mutlak değerin çarpımı olarak ya da mutlak x bölü y'yi ayrı ayrı iki mutlak ifadenin bölümü olarak yazabiliyoruz. Bunun dışında bence denklemlerde çok önemli meselelerden bir tanesini buraya koyduk. Mutlak x ifadesi mutlak eksi x'e eşit. Şimdi bazen öğrenci diyor ki nasıl ya? İçerideki ifade ötekinin tersi nasıl oluyor hocam? İki sayısını düşün. Mutlak iki. Dışarıya nasıl çıkacak? İki. Mutlak eksi 2'yi düşün. Dışarı nasıl çıkacak? 2. Bak mutlak 2 değeri mutlak eksi 2 değerine eşittir. Yani içerideki ifadeler birbirinin ters işaretlisi ise bu durumda mutlak değerce birbirine eşit olacak. Ve denklemlerde en çok karşına gelecek. Birbirlerine benzetmen gereken, denklemlerde kullanman gereken durum buydu. Mutlak x eksiye mutlak y eksi x. Örneğin şöyle bir sorumuz var. Mutlak 2 x eksi 3 artı mutlak 3 eksi 2 x bla bla gidiyor bu. Şimdi benim bunu buna benzetmem lazım. Ya da sağdakini soldakine benzetmem lazım. Diyor ki bu kural. Sen diyor bunun yerlerini diyor değiştirebilirsin. Yani burası mutlak 2x eksi 3 olarak kalırken burası da mutlak 2x eksi 3 olarak diyor kalabilir. Eğer bunları benzetirsen işleme devam edebilirsin. Onun için burası son derece önemli mevzulardan bir tanesiydi. Geldim son kısma. X ifade sıfırdan büyükse mutlak değerin içerisi arkadaşlar dışarıya olduğu gibi çıkar. X eğer sıfırsa bu da sıfırdır. X sıfırdan küçükse içerideki ifade negatif olduğunu anlarım. İçerideki ifade negatifse dışarıya eksiyle çarpılıp çıkar. Dolayısıyla eksi x olacaktır buranın karşılığı. Şimdi mutlak değerde denklemler meselemiz var. A ve B reel sayıysa A sıfırdan büyük için. He. yani mutlak değer bir pozitif ifadeye eşitse bu durumda ne yapıyorduk arkadaşlar? X ya A'ya eşit olacaktı ya da X eksi A'ya eşit olacaktı. A sıfırsa bu durumda X ifadesi otomatikman sıfıra eşit olacaktır. Yani bir sıfıra bir de eksi sıfıra eşitleyecek halimiz yok. Bunun sadece nerede yapıyorsun? A sayısı pozitifken. Ya A'ya ya eksi A'ya. Ama sıfırken bu durumda X sıfıra eşittir deyip işin içinden çıkıyorsun. Ama eğer A negatifse bak güzel kardeşim. Burası negatif olduğunu biliyorsan mutlak değer hiçbir zaman negatife eşit olmuyordu. Demin anlattık. Malum mutlak değer bir uzunluk ifadesi. O halde ne yapamazsın? E negatif olamaz. Çünkü uzunluk ifadesi değil mi O zaman ne diyeceksin burada? Burada x bulunamaz. Buranın çözüm kümesi ne olacaktır? Boş küme. Mutlak değer negatif bir sayıya eşit olamayacağından dolayı. Peki mutlaka mutlak, mutlak b'ye eşit olduğuna ne yapıyordun? Mutlaka mutlak b eşitse a'ya b'ye eşitti ya da a ifadesi eksi b'ye eşitti. Mutlak değerler birbirlerinle aynıysa bunları mutlak x parantezine alıp katsayılarını parantezin içerisine yazarak bunları toplayıp çıkartabiliyordun. Gördüğün gibi buradaki karşılığı oldu ve ÖSYM açısından en çok sevilen yerlerden bir tanesine geldim. Mutlak değerde eşitsizlikler. Diyor ki A, B, eleman reel sayı olmak üzere. A sıfırdan büyükmüş. Yani A sayısı pozitifmiş arkadaşlar. Nasıl açıyorduk bunu? A'yı alıyorduk diğer tarafa. Eksi A olarak yazıp. Eksi A, X, A şeklinde yazabiliyorduk. İkinci ifade A sıfırdan büyükse mutlak X dikkat et A'dan büyük. Bunu konu anlatımını anlatırken altın çize çizi söyledim. Mutlak değer sayıdan küçük olması başka bir şey. Yani birincisi. Mutlak değerin sayıdan büyük olması başka bir şey. Bunu nasıl açıyorduk? X A'dan büyük veya X eksi A'dan küçük diye açıyorduk. Ve A sayısı sıfırdan büyük B'den de küçükmüş. Böyle bir eşitlik verildiğinde bu ifade iki türlü açıyorduk. A ifadesi x'i dışarıya bir olduğu gibi çıkartıyorduk. Bir de x'i eksiyle çarpıp çıkartıp bu eşitsizliğin ikisini de çözüyorduk. Mutlak x sıfırdan küçük ise... Şimdi bu olmaz güzel kardeşim. Mutlak x sıfırdan küçükse buranın çözüm kümesi boş küm olur. Çünkü bu kısmın tekrarına başladığımdan beri vurduğum yer hep aynı. Ne diyorum? Mutlak değer ya sıfır olacak ya da pozitif olacak. Mutlak değer sıfırdan küçük olmaz. Dolayısıyla bunu sağlayan bir değer bulunamayacağından dolayı çözüm kümesi boş küm olacaktır. Mutlak x sıfırdan küçük ya da işte bak. O zaman mutlak x'in sıfırdan küçük olma durumu yok ama x burada en azından ne olabilir? Sıfır olabilir sıfıra eşitlik durumunu dikkate aldım ama küçüktür ifadesini dikkate almadım. Çünkü mutlak değer sıfırdan küçük olmayacak. Ve geldim sorumuza. Diyor ki eksi 4 küçüktür mutlak 2x eksi 3 küçük eşittir. 9 eşitsini sağlayan kaç farklı x tam sayısı vardır diyor. Şimdi başlangıçta biraz fantastik bir giriş yapacağım. Burayı sildim diyeceğim. Siz de bana düşüneceksiniz. Hocam Allah Allah kafamıza göre sol tarafı silebiliyor muyuz? Hemen bir görelim o sildiğim yerde ne var? mutlak değer dediğimiz ifade. Eksi dörtten zaten otomatikman büyük olması gerekmez mi? Çünkü mutlak değer ya sıfır olabiliyor ya da pozitif olabiliyor. Yani eksi dörtten kesinlikle büyük zaten. E bana bunun hiçbir katkısı olmayacak. Çünkü ben garanti eksi dörtten büyük olduğuna eminim. O halde bizim sorumuz mutlak 2x eksi 3 Küçük eşittir 9'a döndü. Mutlak değer sayıdan küçükse az önce bir numaralı özellikle hatırlattım. 9'u alıyorum diğer tarafa eksi 9 diye atıp mutlak değeri kaldırıyorum. 2x eksi 3 buradan ne geldi 9. Sonra eksi 3'ü hem bu tarafa hem bu tarafa atıyorum. Eksi 6 2x ve burası da 12 geldi. Her tarafı 2'ye böldüğümde x eksi 3 ile 6 aralığında olacak. Demiş ki kaç farklı tam sayı değeri var. Eksi 3'ten başlar bıda bıla bıla 6'ya kadar gider. Dolayısıyla buradan da 10 tane tam sayı değeri vardır deriz bu sorunun çözümü için. Uuu sayfaya bak. ...sayfa diyor ki... ...ben diyor bir sürü şey ifade edeceğim... ...bakalım neler ifade ediyor. Diyor ki... ...birinci dereceden iki bilinmeyenli... Yani, ...denklem ve eşitsizlikler başlığı altında... ...denklem sisteminin çözümü için... ...kullanılan yöntemler. Bak... ...bize iki tane denklem veriyorlardı. Biz o denklemlerden... ...yok etme yöntemi... ...yerine koyma yöntemi... ...ya da grafik yöntemini kullanıyorduk. Ama... Aslını söylemek gerekirse bir numaralı kullanıyorduk. Ne yapıyorduk? İşte x'leri yok edelim. Bakıyorduk x'lerin katsayısını. Bir tanesi 3 var, bir tanesi 4 var. 3 ile 4'ün ortak katı ne? 12. Denklemlerden bir tanesindeki x'in katsayısını 12 yaparken diğerininkini eksi 12 yapıp taraf tarafa bir topluyorduk. Pişt gidiyordu x'ler. Dolayısıyla y'yi elde etmiş oluyorduk. Yok etme yöntemini en çok kullanmıştık. Ha yerine koyma yöntemini gösterdik mi sana konu anlatımlarında? Tabii ki gösterdik. Arzu eden arkadaşlar oradan bakabilirler. Fakat yerine koyma yöntemini anlatırken bile dedim ki birkaç soru tipi hariç her seferinde yok etme yöntemi çok daha aktif ve efektif işte dolayısıyla yok etme yöntemine baksanız çok daha sağlıklı olur demiştik. Grafik çizme yöntemini ise bir soruda kullanacağız. Onu da biraz sonraya bırakayım. Şimdi A1x, B1y, C1 eşittir sıfır denklemi. Bir de A2x, B2y, C2 sıfır denkleminde. 3 tane bilmem gereken mesele var. Bunlar eğer x'lerin katsayılarının oranı y'lerin katsayılarının oranı ve sabitlerin oranı eğer birbirlerine eşitse bu doğrular geometrik açıdan bakıldığında çakışıktır. Matematiksel açıdan bakıldığında da bu iki denklemin sonsuz elemanlıdır çözüm kümesinin karşılığı. O zaman soruyu tersten alalım. Çünkü bize iki tane denklem verecek ve diyecekler ki bu denklemlerin çözüm kümesi sonsuz elemanlıysa diyecekler. Ne yapacakmışsın? x'lerin katsayıları, y'lerin katsayıları ve sabitleri oranlayıp birbirlerine eşitleyecek misin? Eğer X'lerin katsayılarının oranı Y'lerin katsayıları oranlarına eşit. Fakat sabitlerin oranı bundan farklıysa bu doğrular birbirine analitik açıdan paralelmiş, matematik açısından da çözüm kümesi boş kümeymiş. Yine deminki yorumu yapayım. İki tane denklem verecekler ve diyecekler ki çözüm kümesi boş küme. Ne yapacaksın? Sadece x'lerin katsayılarıyla y'lerin katsayılarını oranlayacaksın ve birbirlerine eşitleyeceksin. Eğer xlerin katsayılarının oranı ylerin katsayıların oranından farklıysa yani eşit değilse bu doğrular tek bir noktada kesişir. İşte yok etme yöntemiyle bulduğumuz o x ve y değerleri burası için karşılık oluşturacaktır diyoruz. Geldim eşitsizlik sistemi çözüm yöntemlerine. Hmm. Eşitsizlikleri denklem gibi gör. Bu galiba grafik çizme yönteminin açıklaması. Onun için dedim ya biraz sonra göreceğiz diye. Hatta bununla alakalı örnek bile bıraktım. Bak şimdi. Eşitsizlik sistemi çözüm yöntemlerinde önce eşitsizlikleri denklem gibi göreceğiz. Yani eşitsizlikleri kaldırıp eşittir sıfır yapacağız. Eşitlik varsa düz çizgi önemli. Eşitlik yoksa kesikli çizgi okey. Basit bir nokta vereceğiz. Bölgeyi bulacağız. Nereyi boyayacağımızla alakalı bu. Ve ortak bölge bizim için ne olacak? Çözüm kümesi olacak. O zaman hadi bir bakalım. Sorumuz diyor ki y küçük eşittir 2x artı 6. Y küçüktür eksi 4x artı 4. Eşitsizlik sistemi sağlayan bölge dik koordinat sistemini gösterin demiş. Deminki maddelerde diyordu ki önce bunları doğru gibi gör. Doğru gibi görelim. Y eşittir 2x artı 6. Bunları çizebilmem için önce x'e 0 vermem lazım. x'e 0 verdiğimde x gidecek y'si 6. Sonra y'ye 0 vermem lazım. Y'ye 0 verdiğimde arkadaşlar bu denklem 2x artı 6 olur. 6'yı karşı tarafa atıp 2'ye böldüğümde x'in karşılığı buradan ne gelecektir? Eksi 3 gelecektir. Bunu bir çizelim. Şurası x ekseni. Burası y ekseni. Y'yi 6'da x'i de eksi 3'te kesmiş. Eşitlik var. Düz çiziyorum. Şöyle çizdim. Tamam. Şimdi üst tarafı mı boyayacağız? Alt tarafı mı boyayacağız? Ona bir karar vermemiz lazım. Alıyorum bunu. Bir tane nokta. Bak en basit noktamız orijin de hatırlarsan. Sıfırı sıfırı bir yazalım. Sıfır, sıfır yazdım burası altı. Sağladı mı? Evet altı sayısı sıfırdan büyük. O zaman nereyi boyayacağız arkadaşlar? Alt kısmı boyayacağız. Yani bu tarafı boyayacağız. Diyeceksin ki niye boyamıyorsun? Önce bir boyamayalım bir görelim. Sonra geldim buna. Bunu da buraya alalım. Y eşittir. Eksi 4x 4 x artı 4. X'e 0 verelim. X'e 0 verdiğimde x kaybolacak y 4. Y'ye 0 verelim. Buraya 0 verdiğimde eksi 4 x karşıya geçecek. 4x 4 x 4'e x de buradan 1'e eşit olacak. X 1 y'si de 4. Bunu düz çizemezsin. Eşitlik yok. Böyle parçalı parçalı çizeceğiz. Çiziyorum parçalı parçalı. Peki bunu parçalı parçalı çizdikten sonra Altını mı boyayacağız üstünü mü boyayacağız ona karar vermem lazım. Ne yapacağım şimdi? Alıyorum bunu x yerine sıfır sıfır yazıyorum. Y yerine sıfır yazdım x yerine de sıfır yazdım da böyle bir şey oldu. 4 sıfırdan büyük mü? Evet yani sıfırı sıfır bölgenin içerisinde olacak. O zaman bunun da altını boyayacağım arkadaşlar. Şimdi bak bunun da altını boyuyorsun bunun da altını boyuyorsun İkisinin kesiştiği yer buralar. Dolayısıyla bizden istenilen bu dik koordinat sisteminde gösterin dedikleri bölge işte şu an boyadığım bölgenin ta kendisi olacaktır diyoruz. Ve geldim başka bir başta üssü sayılar. Diyor ki üstü sayılar da çok önemli meselelerden bir tanesi. Dokuzun sınıf için zaten kıymetli. Sen bir de bunu sekizde de gördün zaten. Üstüne bir de daha da bir şeyler katmışsındır umudu içerisindeyim. Ama ÖSYM açısından baktığımızda da malumunuz bir ya da iki soruyla bizim karşımıza çıkarttıkları meseleler içeriyor. Peki üstü sayılarla alakalı ne biliyoruz? A üzeri n dediğimiz ifade n tane A'nın çarpımı. Okey. A üzeri sıfır dediğimiz ifade sıfır olmamak üzere. A sıfır olacak Çünkü sıfır üzeri sıfır dediğimiz kısım belirsiz. Yani sıfırdan başka herhangi bir sayının sıfırıncı kuvvetini aldığında bir eşit. Sıfırın hangi kuvvetini alırsan al. Sıfır hariç. Çünkü o sıfır üzeri 0 belirsiz yapıyor dedik onu. Sıfırın hangi kuvvetini alırsanız 0'dan farklı o da sıfıra eşitmiş. de her kuvveti 1'e eşitmiş. Çarpma ifadesi malumunuz kullanılırken a üzeri n ile a üzeri m yani tabanlar aynıysa üstler ne yapılıyordu arkadaşlar toplanıyordu. Ama çarpım durumunda tabanlar farklı üstler aynıysa tabanları çarpıyorduk üstlerden aynısını yazıyorduk. Üssün üssü meselesi a üzeri n'in m'inci kuvveti n ile m'yi çarpmamız lazım dolayısıyla a üzeri m'ne. E hocam bu ne peki? Biz üssün üssü mevzusunda üstleri yer değiştirebiliyoruz. Gördüğünüz gibi N ile M'yi yer değiştirerek de yazabiliriz. Negatif üst genelde öğrencinin karıştırdığı meselelerden bir tanesidir. Eğer sen de onlardansan lütfen iyi dinle. Tepedeki eksi ifadesini yok etmek için ifadeyi gördüğün gibi ters çeviriyoruz. A üzeri eksen dediğimiz ifade 1 bölü A üzeri N eşit. Ya da rasyonel bir ifadenin tepesinde eksi bir durum söz konusu olabilir. O zaman A ile B'nin yerini değiştirip B bölü A üzeri N Diyebiliyoruz. Bölme yapılırken tabanlar aynıysa üstleri çıkartıyoruz. Tabii ki üsttekinden alttakini çıkartıyoruz. Ama bölme yapılırken gördüğün gibi tabanlar birbirlerinden farklıysa üstler aynıysa sanki bunları ortak paranteze alıyormuşçasına davranıyoruz. A bölü B'nin en kuvveti olmuş oluyor. Şu çarpma ile alakalı şöyle bir meseleye de değinelim. Mesela 4 üzeri 12 çarpı 8 üzeri 6 bölü burada da 16 üzeri 5 diyelim mesela. Hem çarpma hem bölmeyi konuşalım. Şimdi bu sayıları çarpıp bölerken yapman gereken şey ne? Önce bunları birbirlerine benzetmen lazım. 2 üzeri 2'nin 12'si çarpı 2 üzeri 3'ün 6'sı bölü. Burada da 2 üzeri 4'ün 5'i var. Üstün üstüne ne yapıyoruz demiştik çarpıyoruz. Bu durumda 2 üzeri 24 çarpı 2 üzeri 18 aşağıda da çarparsan 2 üzeri 20. Çarparken üstleri topluyorum. Tabanlar aynı çünkü. 2 üzeri 42. Aşağıda da 2 üzeri 20'm var. Böyle erken de ne yapıyorduk? Üstleri çıkartıyorduk. Üsttekinden alttakini çıkartırsam 2 üzeri 22 gelecektir diye şöyle küçük bir hatırlatma yapmış olalım. Üstü sayılarda denklemler denilmiş. Eğer a üzeri x ifadesi a üzeri y'ye eşitse yani tabanlar birbirlerine eşitse arkadaşlar üstler de birbirlerine eşit oluyordu. Örneğin 4 üzeri x eşittir. 8 üzeri x eksi 1 olsa. Hmm. O zaman bunların tabanlarını aynı yapmam lazım. 2 üzeri 2 x olacak burası. Çünkü 4'ü 2'nin karesi de yazıp x'e çarpacağız. 8 ile 2'nin kübürü yazarsam bu durumda 3 ile x eksi 1'in çarpımından 3 x eksi 3 olacak. Tabanlar aynı. Bu durumda üstleri birbirlerine eşitliyorum. X'i karşı tarafa, eksi 3'ü bu tarafa attığımda da gördüğün gibi X'in karşı 3 oluyor. Tabanlar aynıysa üstler birbirine eşit olacak. Fakat genelde öğrenci tarafından unutulmuş özelliklerden bir tanesidir. Bakın tabanları alt alta aynı olanları yazdım. Tabanlar yine aynı alt alta yazdım. Eğer böyle bir denklem grubu yakalarsan üstleri oranlıyorum. Bunları da oranlıyorum. İşte bu oranlar birbirlerine eşit oluyor. Eğer siz üstlü sayıları toplamak istiyorsanız... X üzeri M parantezini almanız yeterli. Görüldüğü gibi buradan A, B ve eksi C gelecektir. Yorumunu yapıyoruz. Eğer bak bu çok önemli. A üzeri 2N ifadesi B üzeri 2N eşitse. Ne demek istiyor? Üstler birbirlerine eşit. Görüyor musunuz? Üstler birbirine eşit ama bir de ekstradan bir durum daha var. Üstler çift. Üstler çiftse bu durumda tabanlar ya birbirlerine eşittir ya da A ifadesi eksi B'ye eşittir. Ama bu denklemde gördüğünüz gibi üstler birbirlerine aynı fakat bu sayılar tek ise A sadece B'ye eşittir. O zaman şöyle diyoruz. Üstleri eşit olan denklemlere baktığımda eğer üst çiftse tabanlar ya birbirine eşit ya da birisi diğerinin eksilisine eşit. Ama eğer tekse direkt tabanlar birbirine eşit oluyor. Ve bir üssü sayının bire eşit olma meselesi. Üç farklı durum var. Ya taban bir olacak. Ya üst sıfır olacak ama taban sıfır olmayacak. Çünkü sıfır üzeri sıfır biliyorsunuz belirsiz. Ya da taban eksi bir olacak. Üst tarafta ne olacak? Çift olacak yorumunu yapıyorduk. Bu üstü sayının bire eşit olma meselesi soru tipleri açısından çok çok önemli. Geldim köklü sayılara. Köklü sayılarda da bir sürü bilmem gereken şey var. Önce en üsttekinde başlayalım. Böyle saat yönünde devam edelim. Eninci dereceden kök x ifadesinde eğer en çiftse arkadaşlar içeriye öyle her şey yazamıyorsunuz. İçeriye yazacağın sayılar sıfır ya da pozitif sayılar olmak zorunda. Ama eğer en tekse içeriye her şey yazabiliyoruz. Malum eğer üçüncü dereceden bir kökünüz varsa içeriye eksi on beş de yazabilirsin. Eksi üç bölü dört de negatif sayılar da yazabiliyorsunuz. Eğer sizin bir köklü sayınız varsa biz bunu üstü sayı çevirebiliyoruz. Nasıl çeviriyoruz? Kökün derecesi gidiyor üssün nesi oluyor? Paydası oluyor. X üzeri M bölü ne? Mesela x kare kök içerisinde, küp kök içerisinde ise bunu x üzeri 2 bölü 3 olarak yazabiliyoruz. 3 paydaya geldi lütfen unutma. İç içe köklerde köklerin derecelerini çarpıp yeni kökün derecesi olarak belirleyebiliyoruz. Şimdi genelde öğrencinin düştüğü çukurlardan bir tanesinin kuralı bu. En var, en var. Hocam şunları gönderiyorum ben. Olmuyor mu öyle? Ola da bilir, olmaya N çiftse olmaz. Çünkü mutlak x var. Nasıl olmaz hocam? Ben yapıyorum. Bak güzel kardeşim. Normalde burası 2 iken sen eksi 2'nin karesinde şunu yapamazsın. Bunlar gitti burası eksi 2 diyemezsin. Çünkü diyor ki eğer çiftse diyor burası şunu yapmak zorundasın diyor. Eksi 2'nin karesini dışarı mı çıkartacaksın? Bunu mutlak eksi 2 olarak çıkartacaksın. Dolayısıyla karşıda 2 olacak. Lütfen unutma. Çift dereceli kökte kökle üssü birbirlerine götüreceksen eğer çift derecelerde mutlak değer kullanacaksın. Ha eğer kökün derecesi tekse buna hiç gerek yok. Direkt x olarak çıkartabilirsin diyor. Kökün derecesini istersek genişletebiliyoruz, istersek sadeleştirebiliyoruz. Şimdi ben bu öğrencilik hayatımda bununla karşı karşıya kaldığımda kendi kendime şey düşünmüştüm. Ya olan kalsın kardeşim niye sadeleştiriyorum, niye genişletiyorum? Fakat bilhassa köklü sayılarda çarpma yaparken kökün derecelerinin eşit olması gerekiyor. Eşit olan kökler dereceler yoksa ne yapmalısın? Genişletmek yapmak zorundasın. Ya da köklü sayılarda sıralama yaparken eşitlemek zorundasın. İşte orada lazım. Dolayısıyla k sayısıyla hem üssü hem de kökün derecesini çarparak genişletebiliyorsun. Ya da k sayısıyla bölerek hem kökün derecesini hem de dereceyi bölerek bunları sadeleştirebiliyorsunuz. Dört işleme geldiğimde önce... Bunları toplayabilmek istiyorsanız, köklü sayıları toplayabilmek istiyorsanız gördüğünüz gibi kökün hem dereceleri hem de içindeki sayıların birbirine eşit olması lazım. Bu durumda ortak parantezi alırsam a artı b eksi c gelecektir yorumunu yapıyoruz. Kökün dereceleri aynıysa arkadaşlar çarpabiliyorum. Kökü açıyorum aynı dereceden ve içine çarpma olarak yazıyorum. Kökün dereceleri aynıysa böyle de biliyorum. Dolayısıyla bölerken de üsttekini alttakine bölebiliyorum. Kökün dereceleri birbirlerinden farklıysa burada konuştuğumuz sadeleştirme ya da genişletmeyi yaparak önce kökün derecelerini eşitliyoruz sonra çarpıp bölüyoruz. Lütfen unutma çarpma bölme yaparken köklü sayılarda kökün derecelerinin birbirine eşit olması lazım. Kök x artı kök y eşlenik bu bölme hikayesinde önemli meselelerden bir tanesiydi. Kök x artı kök y'nin eşleniği kök x eksi kök y'ydi. Yani bir gün bizim elimizde bir bölü kök 3 artı kök 2 tarzında bir bölme işlemi olduğunda bunu düzeltebilmek için bu kök 3 artı kök 2 paydadaki kök 3 artı kök 2'nin eşleniği olan kök 3 eksi kök 2 ile çarpıyorduk. Ve geldim iç içe köklerdeki meselelerden bir tanesine. Kök içerisinde a artı eksi 2 kök b meselesini çarpımları b toplamları A olacak şekilde iki sayı halinde yazabilirsem bu durumda bunu kök M artı kök N olarak göstermemiz lazım. Bu genelde unutulan bir mesele olduğundan dolayı gel beraber bir bakalım. 11 artı 2 kök 30. Bir kere bu kuralı uygulayabilmek için kökün içerisinde bir kök olacak. O kökün önünde de 2 olmak zorunda. 2 yoksa bu kuralı uygulayamazsınız. Peki çarptığımda 30, topladığımda 11 olan sayı elde etmeliyim. 6, 5. Çarptığımda 30, topladığımda 11 oluyorlar. Dolayısıyla burasının karşılığı kök 6 artı kök 5. Bakın burada artı olduğu için artı koydum. Eksi olsaydı kök 6 eksi kök 5 olarak devam ederdim. Şimdi sorumuzda arkadaşlar kökün içerisinde kök var ama önünde 2 yok. Ya hocam önünde 2 olmayınca o kuralı uygulayamaydık. E, önünde 2 oluşturalım. Bak şimdi. Kök içerisinde 2 artı kök 3'üm var. Ben bunu kök 2 ile çarpıp kök 2 ile bölüyorum. Ha, evet hocam konu anlatımında da yapmıştın bunu. Çok haklısın çünkü böyle üst nokta sorulardan bir tanesi burada bir görmeni istedim. Peki 2 ile 2 artı kök 3'ü bir çarpalım. Çarptığımda 4 artı 2 kök 3 olacak burası bölü kök 2. Şimdi kuralı uygulayabilir miyim? Evet bakın kökün içerisinde kök önünde de 2 var. O zaman çarptığınızda 3 topladığınızda 4 olan 2 sayı ihtiyacım var. Kim bunlar? 3 ile 1. Bu durumda burası kök 3 artı kök 1 bölü kök 2 gelecek. Peki buradan bu geldi ya. Buradan ne gelir diye bakarsam, bunun eksilisi gelmeli. Hmm, o zaman süper. Kök 3 artı kök 1 bölü kök 2 eksi. Burası da kök 3 eksi kök 1 bölü kök 2. Eksiyi bir dağıtalım. Kök 3 artı kök 1 eksi kök 3 artı kök 1 bölü kök 2. Köküç ile eksi 3'ü gönderdim. Biliyorsun kök 1 zaten 1 eşit. 1 bir artı 1'den 2. 2 bölü kök 2 oldu. Bunu nasıl düzelteceğiz? Kök 2 ile genişleteceğiz. Kök 2 ile genişlettiğimde buranın karşılığı 2 kök 2 bölü 2 iki olacak. 2'lere de hoşça kal buradan karşılığı kök 2 gelmiş olacak diyoruz. Geldik artık son başlığımıza oran orantı. Vallahi, bu 3. ünite gerçekten çok fazla arkadaşlar ya. Şimdi oran orantı dediğimiz mevzu. Oran dediğimiz mevzuyla ile başlayalım. A bölü B. A bölü B. Mesela sınıfımızdaki erkek öğrenci sayısının kız öğrenci sayısına oranlayabiliriz. Ya da atıyorum bir aracın hızını diğer aracın hızına oranlayabiliriz. Aralarında kesir çizgisi koyduğumuz üst tarafa bir bilinen alt tarafa bir bilinen yazdığımızda elde ettiğimiz ifade oran diyoruz. Eğer bunun orantı olmasını istiyorsak iki tane oranı aralarına eşittir koyarak bunu yaptığımızda orantı elde ediyoruz. Bu iki ifadenin birbirlerine eşit olması lazım. Peki sadeleştirdiğinde elde ettiğimiz k sayısı ise orantı sabiti adını alıyor. Peki oranla alakalı ve orantıyla alakalı bilmem gereken başka neler var? Mesela şöyle bir ifade gördüğümde içler dışlar çarpımı. Yıllardan beri yapıyorsundur kardeşim. A ile D, B ile C'nin çarpımı birbirlerine eşit. Fakat işte bu kısım nedense öğrenci açısından biraz kenarda bırakılan mevzulardan. Şimdi bakın sizin A bölü B'niz ve C bölü D'niz var ve bu K'ya eşit. Işte. Biz gördüğünüz gibi A'yı ne yapmışız? 2 ile çarpmışız. Aynı şekilde B'yi de 2 ile çarpmış mıyız? Evet. Yani orantıyı oluşturan oranlardan ilkinin üstünü ve altını aynı sayıda çarpmışız. Sonra orantıyı oluşturan ikinci ifade C'ni 3 ile çarpmışsın. Alttakini de 3 ile çarpmışsın. Ve aynı işlemi kullanmışsın. Eğer bunu yaparsan işte gördüğün gibi yine K'yı elde edersin. Dolayısıyla orantı sabiti değişmez. Peki A bölü B K'ya eşitse A bölü B'nin eninci kuvvetini aldığında ne olur? Tabii ki orantı sabitinin de eninci kuvvetini alman gerekir. Peki oran orantı hikayesi içerisinde doğru orantı diye bir şeye baktık. Neydi doğru orantı? Birisi artarken diğeri artıyorsa ya da birisi azalırken diğeri de azalıyorsa biz buna doğru orantı diyorduk. Örnek olarak ne verebiliriz? Örnek olarak şunu verebiliriz diye düşünüyorum. Mesela diyelim ki bir tane musluğunuz var. Bu musluğu açtım akıyor. Sonra ikinci musluğu da açtım. Ve toplam akan su miktarına baktığımda tabii ki sayı artınca akan su miktarı da artacağından dolayı mesela musluk sayısıyla akan su miktarı arasında doğru bir orantı vardır yorumunu yapabilirim. Ya da şöyle bir şey diyebilirim. Mesela araba 80 ile gidiyor. 3 saatte belli bir yol alacak. Araba 120 ile giderse başka bir yol alacak ya. Daha uzun yol alacak. Dolayısıyla bakın hızı arttırdığımda yolda ne yaptı? Arttı. O zaman hızla yol arasında da doğru orantılık bir ilişki var. Bu tarz hikayelerde doğru orantıda A bölü B, C bölü D eşittir K diyoruz. Yani A sayısı BK'ya. Ne demek bu? A sayısı B ile doğru orantılıysa BK. C sayısı D ile orantılıysa da C eşittir DK yazılıyor. Hatta şöyle bir şey yaptığımızı hatırlıyorum derse, Mesela X bölü 2, Y bölü 3. Bunu nasıl yazıyorduk? X eşittir 2K, Y eşittir 3K. Ya da bunu hiç yazmıyordu. Bize diyordu ki işte X sayısı 5'te doğru orantılıdır. O zaman X eşittir 5K'dır. Grafik açısından bakıldığında arkadaşlar doğrusal bir grafiği vardır bunun. Çünkü birisi artarken diğeri de artıyordur. Ters orantıya baktığımda birisi artarken diğeri azalıyorsa ya da birisi azalırken diğeri de artıyorsa buna da ters orantı diyorduk. Örnek vermem gerekirse diyelim ki 10 tane işçi bir iş var, 4 günde bitiriyorlar. Ben buraya 15 işçi koyarsam kaç günde biter? İşçi sayısı arttığında daha çabuk bitireceklerinden dolayı gün sayısı ne yapar? Azalır. Bu durumda işçi sayısı arttığında gün sayısı azaldığından dolayı demek ki bunlar arasında ters bir orantı vardır. Bunu da yazarken A çarpı B, C çarpı D, K diye gösteriyoruz. Ya da bize diyordu ki mesela 3 ile ters orantılı. Ne yapıyorduk? K bölü 3 yazıyorduk. Grafik açısından bakıldığında bu grafikte böyle bir hareket yapar. Çünkü birisi artarken birisi ne yapması gerekiyor? Azalması gerekiyor diyoruz. Şimdi sorumuzda diyor ki 3 işçinin günde 6 saat çalışarak 12 günde bitirdiği bir işin 12 saat çalışarak 3 günden daha az sürede bitirebilmesi için en az kaç işçi daha ihtiyaç vardır denilmiş. Şimdi bu biliyorsunuz hem doğru orantı hem ters orantı içeren sorularda ne yapıyorduk? Yapılan iş Bölü diğerleri diye bir yorumumuz vardı. Yapılan iş ne? Bakıyorum. Üç işçinin günde altı saat çalışarak 12 iki gündür de bitirdiği bir iş. İşi vermemiş. O zaman A diyelim. Bölü bahsedilen üç, altı ve 12'yi aşağıya çarpım durumunda yazıyorum. Yapılan iş A bölü diğerleri. Bitirdiği bir işin 12 saat çalışarak. Hmm, üç günden daha sürede. Üç gün diyelim biz onu. X işçi aynı iş. Peki yukarıdakiler aynı olduğuna göre aşağıdakiler aynı. Ya hocam bu üç benim kafamı karıştı. 3 günden az yürüsün sen 3 aldı. En son bir yorum yapacağım ne olur dikkat. Sonra üstekiler aynı olduğuna göre alttakiler de aynı olacağına göre 3 çarpı 6 çarpı 12 eşittir 12 çarpı 3 çarpı x. 12'ler gitti, 3'ler gitti, x buradan 6 geldi. Şimdi bak güzel kardeşim. 3 günde bitmesini istiyorsan kaç işçi lazımmış? 6 işçi lazım. Üç günden daha kısa sürede bitmesini istiyorsun. Öyle diyor. Üç günden daha sürede bitirmez. O zaman altıyı arttırmalısın. Çünkü işçi sayısı artarsa gün ne yapacak? Azalacak. Dolayısıyla en az kaç işçi daha ihtiyaç vardır? Güzel kardeşim. Altı yedi olsa üç günden daha az sayıda olacak. Dolayısıyla üç işçin vardı. Yedi işçiye çıkartırsan yani dört işçi daha ama en az. Çünkü şey diyebilirsin bana. Hocam yedi iş yapmayalım, sekiz iş yapalım, dokuz iş yapalım. Bak daha da kısalacak. Ne demiş bize? En az kaç iht iş ihtiyaç vardır? Dolayısıyla yediyi gerçekleştirebilmek için dört işçiye daha ihtiyaç vardır diyoruz. Şimdi ödüllü sorumuz birinci dönem nasıl geçti? İkinci dönemden beklentileri nelerdir kısmı? İnşallah birinci dönem mükemmel derecede güzel geçirmişsindir. Videolarımızı seyretmişsindir. Yazılardan yüksek notlar almışsındır. Karnende takdirle gelmişsindir güzel kardeşim. İnşallah böyle olmuştur. Diyelim ki ikinci dönemle alakalı beklentilerini sordum sana. Neler düşünüyorsun? Çok daha iyi notlar, çok daha iyi yazılı sonuçları, çok daha iyi belgeler bekliyorsun. Evet, biz senin ikinci dönemde de yanında olacağız. Bizi izlemeye devam etmeni, başarılarının daim olmasını diliyorum. Hadi bakalım, hepinize başarılar.